Herkese selamlar. Radyo Karavan ve Ayça ve Tony ile Ev Hali hoş geldiniz başlamıştır. 2 saat buradayız biz. 9-11 arası. Biraz geciktik, bir 7 dakika ama dakike. Ama ne oluyor lan? Zebennah mısınız lan? Siz lan 7 dakikanızı günaydın sayıyorsunuz. Hayvan. Ben direkt agresyonla başladı. Ama olsun, güzellikle bitirmesini de biliriz. Agresyonla başlarız, pislik yapmasını da biliriz. Doğru mu Tony? Ki günaydın. Aynı şey. Günaydın. Evet, sen de bir günaydının var, onu bile söyletmiyorum sana ya. Evet, şu programda ya. Bir günaydının var, o da sabahtan sabah. Ona bile karışıyorum. Eskiden koca ev hükmet vardı. Evet sevgili dinleyiciler, herkese merhabalar. Ama hakikaten var yani. Var, böyle söyleyenler de var. Fakat ev, ya bakar mısın arka tarafı, yarattığın manzaraya bak. Al sana Tony. İti kopuğu doldurdun evin içine. Bütün lavaboların içi kedi dolu. Boşver de olsun, bugün temizlik var. Kediler pis değil ki. O onlar da, bizden da temiz. Ya hep de öyle bir şey var. Bu bir mit biliyorsun. Ya şuraların içi var ya, bizim bahçe tuvalet gibi abi. Her bir adımımızda ayağımıza bok yapışıyor. Neyse, ne yapalım artık, o kadar olacak. Hoş geldiniz. Muhteşem bir uyku çaktım abi. 10 saat uyudum. Nasıl bir yorgunluksa 10 saat uyudum. Şimdi tabii bu sadece... Senin bu... için özgürlük her aklına geleni hiç filtrelemeden söylemek mi? Her aklıma geleni hiç filtrelemeden söylemek ve her... Kekelemeden de aynı zamanda. Ve her aklıma geleni hiç filtrelemeden yaşamak. Benim için özgürlük bu. Ben bunu düşündüm. Hala bu kafada mısın peki? Evet, bu kafadayım. Çok iyi. Şimdi ama nereden geleceğim buraya? Şimdi ben bu hafta sonu biliyorsun çok ciddi bir bizim için. Ben hatta giderken de şey demiştim. Kıyamet gibi bir hafta sonu olacak bu demiştim. Çünkü bütün herkes, yani benim hayatımda şey olan böyle çok acayip bir şey. 30 senelik arkadaşım Aylin. İşte 30 sene sonra onunla bir arada yoğun bir 3-4 gün yaşamak sana neler hissettirdi? Ya bir kere çok şeydi yani. Bir de mesela Özlemlerin gelmesi, Özlem Atılgan, Amik'le işte Emine'nin gelmesi, ondan sonracığıma Hayvan Büstü'nün gelmesi. O da benim İstanbul'daki çok çok serseri gençliğimin bir prototipi olarak geldi. Ya çünkü o şekilde aynen İstanbul'da benim böyle Memo'yu doğurmadan önceki hayatım öyle bir hayattı Tony. O da o Memo'dan önceki hayatımın bir prototipi olarak gelmişti. Aylin geldi. Aylin ise bütün hayatımın, eğer Memo olmasaydı gidiş ne olacaktı? Ki o benden çok daha şeyi hayatı şeyi ne denir ona? İradesi daha yüksek bir insan diyeyim. Ki ben kendimi de çok da aşağılamayayım, iradem kötüydü falan diye. Fakat şimdi bu buraları öznel bir konuşma yapıyorum. Fakat aslında bunu şimdi siz genele yayabiliriz. Biraz sonra genele yayacağımız o son çıkışa gireceğim. Şimdi ben köprüye kadar arabayı böyle abi gidiyorum, tamam mı? Ben 70'te gidiyorum. Çok da mutedil bir hızla gidiyorum köprüye doğru. Oradan çıkacağız şimdi sapakla, ya da köprüden geçeceğiz. Dur bakalım ne olacak. Aslında köprüden geçelim. Güzel bir boğaz havası da alırız. Şimdi abi ben böyle bayağı balyoz yemiş gibi bir hafta sonu. Yani geldik buraya, ben balyoz yemiş gibiydim. Böyle hakikaten böyle şey olur ya, beyin sarsıntısı geçirdim, tamam mı? Böyle elektrik verilmiş, elektroşok yemiş gibi oldum. Rehabilitasyondan gelirsin, bir şey delilik yaşamışsındır. Ve de ondan sonra gelir sana elektrik verirler ve sen böyle hastane SSK koridorlarında... SSK koridorlarında mide ülseri geçiren o alkoliklerin dişleri de dökülmüş alkolikler vardı. Çok zayıftır, 30 kiloya düşmüştür. Elinde tekerlekli bir serumla gezerler ya, dizleri bolarmış, ucuz eşofman ve beyaz fanila ile gezen o zayıf alkolik mecalsiz adam gibi geziyordum, tamam mı? Ve abi ne oldu ama? Dün çok iyi bir uyku çektim. Bir kere gittim, hemen bir yürüyüş yaptım abi sahilde. Yürüyüş canın yongasıdır arkadaşlar. Ve sahilde çok uzun bir yürüyüş yaptım. Bir saat kadar bir yürüyüş yaptım. Ve sonra eve geldim, resim yaptım.
Şimdi ve bunlar şimdi kafamda parçalar var, tamam, bir sürü şey. Benim böyle bayağı hallaç pamuğu gibi bütün hayatım gözlerimin önünden geçti. Çok değişik bir şey, o bir deneyim oldu benim için. Aslında bütün deneyimler çok değişik oluyor da bu da böyle bir ciddi bir uyanış, bir hafta sonu gibi oldu benim için. Aile'nin gelişi, Aile'nin sonra Cenk'le buradaki o alkol konuşmaları. Aile'nin bir kere şunu düşündüm. Şimdi Aile'ne benim çok eski, hakikaten çok yakın arkadaşımdı Tony o. Hayatımın muhtelif dönemlerinde de ortaya çıkar Aylin ve çok önemli kilit noktalarda ortaya çıkar. Şimdi zaten ben Aylin'in geleceğini duyduğumda ha benim bir uyanış zamanım başlıyor demiştim, tamam mı? Tam da aynı zamana denk gelen bu büstünün de ortaya çıkışıyla tamam abi dedim, bu bir kıyamet işi, ben biliyorum bir şeyler bir şey var yani, uyanmam gereken bir şeyler var. Ve son dönem bu Vileda'lı kadın serisi, şimdi bunların hep sanat bir iz düşümdür ya. Aslında sanatı yemişim, hayat bir izdüşüm ya. Sadece sanat da bu hayatın bir dışa vurumu. Şimdi içinizden breh 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 dediğinizi duyar gibi olmayayım da, ben çünkü kendi içimden yeterince kendime bu Sivaslılığı yapıyorum. İçimdeki o Sivaslı kro diyor ki vay 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 vay, hele hele laflara bak vay 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 filan diyor. Ona rağmen ben konuşmaya devam ediyorum. İşim bir hayli zor. Sonra Tony... Sonra... Yani sen şunu mu yaptın? Ben dedin... Ha, eyvah, özete geçtik, bu yavanlaştıracaksın gibi bir korku saldı içimi. Ama söyle bakalım ne çıkacak. Yani ben bekar kalsaydım ya da birine bağlanmasaydım. Bak bak bekar laflara bak 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 bak. Hayır abi öyle bir şey yok. Şu anda ben hiçbir şey değil. Ben bekarlık bilmem ne, bekar kalsaydım. Şimdi hemen kendine yontma. Bunu. Bu ne abi bu, yani sorgudaki polisler bile suçlulara daha kibar davranıyor ya, bir kelimede bekar dedik. Hayır, bam, 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 bam. Bir şey söyleyeceğim, bekarla ne alakası var, ben burada bir özgür, yani bir ilişkiye girmeseydin 10 senelik benimle bunun mukayeselerini mi yaptın onunla? Hayır abi, seninle ne alakası var bunun, ben tamamen kendi hayatımın bütününe baktım. Ben Aylin'i tanıyorum bilmem kaç bin yıldır, gelen arkadaşlarımdan ilkokul arkadaşım gibi olanlar vardı, onu devam ettirdik 20'lerinden 30'larına kadar, 30'dan 35'e bütün dönemlerim vardı bu gezide. Bütün dönemlerimi gördüm. Sen sadece 35'inden sonra benim hayatıma çıktın. Ben bütün dönemlerimden bahsediyorum. Ama bu ilişkilerdeki yanılsama genelde oluyor. Benden önce ve benden sonra. Öyle bir şey yok abi. Ben öyle bir şey demedim. Sen evliyken ve sen bekarken dedim. Ben yokum orada. Anladın mı? Ama sen alışkanlıkla... Hayır, bu evlilik bekarlıkla alakalı bir şey. Bu kolay tabii böyle birini sürekli şey yapmak. Neydi kolay? Tabii bir, ne, nasıl bir sen mesela kendini de attın içine diye suçlama. Hayır, bir dakika, şimdi buradaki konumuz bizim evlilik değil ki. Burada konumuz özgürlük. Çok daha geniş bir şeyden bahsediyorum. Daha yukarı çıkalım. Geniş bir şeyden bahsediyorum. Özgürlükten bahsediyorum. Özgürlük, evliliğin de özgürlüğe bir şeyi var. Bir penceresi var. Çünkü evlendiğin zaman özgürlüğünden birazcık da feragat ediyorsun. İşte öyle olmaması lazım. Öyle mi? Evet abi. Oo, bravo, süper. Ne? Tamam, öyle olmaması abi, lazım ben diyen... senin İzmirliliğinle uğraşamam. Şimdi sen neler düşün? Abicim, okay. Özgürlükten şimdi zaten konuşacağımız konu bu. Özgürlük nedir? Ya ben böyle küçücük işte bu, evet bu bahsettiğin şeye giriyor. Özgür düşüncelerime mi ket vuracaksın artık? Ay, ben bu öyle nedir bir şey abi demedim ki. Ben bir kavram... Evlilik özgürlük ilişkilerini bir gözden ya, geçir kardeşim, dedim. Kardeşim evliliği şimdi sen bir kenara koy. Onunla ilgili konuşmuyoruz. Evliliği boş versen. Bu olayın içinde evlilik yok. Bu olayı daha kavramsal, daha global bir olay. Özgürlükten bahsediyoruz. Özgürlük nedir? Bunu tartışmak benim buradaki derdim. Eğer sen bunu yaparsan süper ego olarak benim düşüncelerime de bir korku gelir. Ben özgürlük hakkında düşünemeyeceksem amına koyayım ne hakkında düşüneceğim? Yani özgürlükten düşünmeye bile korkmak. Böyle bir şey istemiyorum ben hayatımda. Özgürlük nedir? Ben bunu bak insan zaten bak önemli bir kitap var. Özgürlükten kaçış diye. Kadınlar özgürlükten kaçmaya çalışıyorlar. Neden? Çünkü süper ego kadının her zaman özgürlükten uzak durmasını istiyor. Kardeşim ben bir günahkar değilim. Ben kendi hayatımda anarşizm yapmak zorundayım ki kendi özgürlüğümü içsel olarak edineyim. Bir kere benim özgürlüğümün içinde ne, sen neden endişelendin şimdi bu? Ben endişelenmedim. Peki ki. Oo, Ayça Şen özgür olmak peşinde. Bu neydi peki? Öyle değil. Benim söylediğim şu, sen şunu mu yaptın biraz? Şu kıyaslamayı mı yaptın? Senin hiç evlenmemen, böyle bir ilişkiye girmemen, tamam mı? Kepalle evlilik. Bir ya da evet, bir arada tamam. Yaşamaman. Sen benden önce memonun olması, bak memonun olması.
annemle beraber yaşamak, evlenmek, bunların hepsini bir potaya koy istersen. Sonra kurumsallarda bir ömür geçirmiş olmak. Efendime söyleyeyim, resimlerimi yaptıktan sonra onları satma gayesine düşmek. Anlatabildim mi? Ondan sonra ne bileyim, hayatta bir ev sahibi olmak, bir bark sahibi olmak, bir yerleşik bir düzen, tarım toplumuna geçmiş olmak. Çünkü aslında sistem demek ne demek? Tarım toplumu. Yani tarım toplumuna geçmiş oldu. Çitle çevreliyorsun. Sen eğer bir yerleşik düzene geçtiysen artık orayı çitlendiriyorsun ve çevreliyorsun. Burası benim aidiyet alanım. Ha, bu adam benim aidiyetimde bir adam. Şu kadın benim aidiyetimde bir kadın. Çocuk yaptım. Artık okula vermem gereken paralar var. Bunlar benim sorumluluklarım. Bütün bunlar korkutucu şeyler. Bak mesela Aylin, Cenk. Cenk gerçi yine var, sorumluluk hissi yüksek bir çocuk. Çocuğuna bilmem nesine falan. O yavşaklıkta. Ama sorumluluğu çok yüksek bir çocuk. Bülent Üstün, sorumsuzluğun artık şeyi, hani büstü. Anladın mı? Büstün zaten onun internet adresi. Mesela ama bir yandan da işte Dolap Mehmet. Mesela o aslında sorumsuz ama sorumluymuş gibi duran biri. O da mesela evlilik, çocuk, bilmem ne, bunlardan tamamen kaçınıyor. Yani ikincil bir kişilik taşıyan biri. Ya kendine başka birini çiziyor ama aslında aslı başka biri. Efendime söyleyeyim. Yani bir aslıyı gördüm ben bu şeyde. Gezi'de ben aslımı gördüm. Anladın mı? Kendi aslım. O da nedir abi? Ben neyle özgür olabilirim? Bir kere ben sorumsuz, seni hemen teskin edeyim de, sorunsuz, işte alkol, seks batağı, yok efendim uyuşturucu bilmem nesi falan gibi bir hayat benim için özgürlük değil. Bu bir esaret benim için. Sen öncelikle sen bir şey, teskin ol. Evlilik o yüzden beni koruyan da bir şey. Onu da emin miyiz? Onunla şey miyiz? İyi hissettik mi burada? Ya sen zannediyorsun yok, ki... Yok, ben bu tartışmayı bırakacağım. Sen konuş, ben sessizliğe sığınacağım. Ben zaten bir şey anlatıyordum. Sen girdin orada, dedim ya, yavanlaştırma, özetleştirerek biraz. Ama daha ben bir şey demeden sen yavanlaştıracaksın dedin zaten. Ama çünkü biliyorum, İzmirli ahlaksal bakış açınla sen bambaşka bir yerden gireceksin. Halbuki ben yine aynı İzmir'e geleceğim, sen merak etme, ama düşünmem gerekiyor benim. Düşünmeden bunları söylersem olmaz. Ben yaşadığından emin olmam gerekiyor. Yoksa bir ölü gibi olurum. Neyi yaşadığımdan da emin olmam gerekiyor. Abi şimdi Aylin'in burada Cenk'le yaşadığı mevzu o kadar acayip ve bana çok sert geldi bu. Mesela Aylin'in orada şu da çok garip geldi. Aylin eskiden... den beri şimdiye kadar her zaman ne düşünüyorsa her zaman söylemiş bir insandır. Prensipte ben de öyleyim. Ama yine benim yaptığım şeyler vardır. Yani ben hayata ayakları yere basan bir insanım. Bakmayın öyle basmıyormuş gibi görünürüm ama para kazanmak, çocuğun iyi bir yerde okuması, çocuğun bir şey olması, işte ne bileyim iyi bir konforlu bir hayatımın olması, bunlar benim için çok önemli şeyler. Ki bunun da olması da lazım. Benim ahlak anlayışımda bu da var. Bu benim özgürlüğüme giden çok önemli bir yol. Çünkü öbüründe serkeşlik var. Ben serkeşken kendimi özgür hissedemem. Ama bir tane... Bugün mü düşünüyorsun, o zaman da düşünüyor muydun? Ne zamanda? Serkeşken serkeşliğin özgürlük olmadığını düşünüyor muydun? Bunu düşünüyordum, düşünüyordum. O zaman da düşünüyordum. Evet abi, o zaman da dediğin, yani benim işte şey, sorumsuz zamanlarımdan bahsediyoruz. Çok da kötü bir zamanlar değildi. Şimdi benim çizdiğim manzara nedir tam bilmiyorum ama herkesin kendi içindeki manzaradan değerlendirir herkes. Hayır, kimisi birbirini. Çünkü bu bağımlılıklarını özgürlük zannediyor. Yok yok. Benim çok da ciddi bir bağımlılığım da yoktu Tony. Ben hiperaktivite bozukluğu olan çok sorumsuz bir insandım. Onun yanı sıra tabii onun da ne bileyim onun getirdiği bir hayat. Yani çok ciddi bir uyuşturucu ya da çok alkol hayatımda ilk bütün birayı seninle beraberken içtim. Ben bir bütün bira içmemiştim. Senden sonra ben bir şişeyi tamamen içmişimdir. Hiç sevmediğim bir şey. Benim olaylarım, mevzularım biraz daha farklıydı. Neyse, sonra şimdi şunu düşündüm. Dur, oraya geleceğiz Tony. Şimdi ailenin her şeyi açık açık konuşuyor olması bende bir her zaman hayranlık uyandırmıştır, tamam mı? Diyeceksiniz ki sen de öylesin. Ama ben ailenden birazcık da bunu öğrenmişimdir. Her şeyini nasıl anlatabiliyor ya? Abi bunu bile anlat. Vay be. Ulan bunu, hadi bunu anlattın. Bunu nasıl anlattın diyeceğim bir tip. Fakat işte orada Şakül kayması öyle başlıyor galiba. Onun sınırı içinde
dünyada olduğumuz için birazcık ayağının dünyaya basması lazım. Bak bu diyeceksin, şimdi benim gibi zalimlere birazcık böyle maneviyat önemli. Ben yoksa ateist olmasını bilir, önde gideni de olurum. Ama benim şakülüm kayacağı için mesela Mevlevilikte sema ederken nedir biliyor musun Tony? Ayağını, ben öyle bir eğitimden bir kere falan yaptım, ben o çivili bir tahta vardır. Baş parmağını, ayağının baş parmağını diye yanındaki baş parmağın yanındaki ayağının tam böyle o şeyine, birleşim noktasına çiviye yerleştirirsin. Çok acı verici bir şey bu. Ve sonra o çiviyle yavaş yavaş dönersin sol ayağını orada. Tamam, o tahtanın dışına da çıkmaman gerekir. Şimdi çok önemli manalar bunlar. Peki bir şey söyleyeceğim sana. Çocuk yapmak sence senin birazcık da esareti düşürmüş olabilir mi? Abi o çok başka bir şey. Yani çocuk yapmak demek ne demek biliyor musun? O da bir, çünkü artık bitti. Çocuktan öncesi ve çocuktan sonrası diye hayat, milat yani çocuk. Ben zaten hamileliğin son ayında ne hissettim biliyor musun? Ah siktir, şu ana kadar özgürdüm. Ama evet, bir ay sonra artık beni bambaşka bir hayat bekliyor olacak. Yani kendinden büyük bir şey mi yaptığını düşündün? Evet. Yani çok büyük bir şey olduğunu düşündüm. Yani ve gerçekten de hiç öyle bir şey olmadı. Hayat artık kesinlikle eskisi gibi olmadı. Ruhen, fiziken, mantıken hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Mesela bana şey geliyor ve bunların şeyi, çarpışması hiçbir zaman bitmedi ama. Çünkü birazcık da içinden bir ses, özgürlük aslında çocuk öncesi çağlarındı diye de bir bilgi var sende. Halbuki çocuk öncesi çağlarım ailen işte. Mesela ben Aylin 10 numara bir insan, bir şey dediğim yok. Ama yani art, böyle şakül kayması oluyor abi yani. Aylin'de de olmuş. Bende de oldu. Bıraksan gene olur. İşte o şakülü kaydırmamak için bu manalara bakmak lazım. Benim gibi tiplerin her zaman kontrol, kendini kontrol, bir başkasının kontrolü yalnız benim gibi tipleri hiç hoş yapmıyor Tony. Bilakis çok ters tepiyor. Benim kendimi kontrol etmem gerekiyor. Kontrol etmek baskılamak değil. Bilakis baskılardan, kendi içindeki baskılardan kurtulmak gerekiyor Tony. Baskılayarak hayatı sadece bir irin biriktiriyorsun içinde. Patlayacak bir baskı irini biriktiriyorsun. Peki eskisi gibi olmaması hoşuna gitmiş mi diyor çocuk öncesi ve sonrasında bir dinleyici. Abi tabii canım ya, ben şu andaki hayatımdan aşırı memnunum. Yani şu andaki hayat nereye gider eder hiç bilemezsin ama benim şey, düşünsel olarak bütün amacımızın aslında düşünsel olarak özgür olmamız gerektiği. Bütün hayat amacımız bu. Mesela görüyorum bak, hırslı çocuk dün geldi yine ya da ondan önce, bu çocuk hırslı bir insan. Nedir? Para hırsı. Kendini neyle tanımlıyorsun? Bak aşırı özgürlükle tanımlamak da var. Aşırı serkeşlikle mi tanımlıyorsun? Güzellikle mi tanımlıyorsun? Neyle tanımlıyorsun? Sen kendini neyle tanımlıyorsun Tony? Bilmem. Ne demek? Bilmem diye bir şey yok. Kaçtın. Yani kendimi neyle tanımlıyorum? Evet, neyle tanımlıyorsun sen kendini? Ne dersin Tony deyince? Senin en büyük özelliğin hangisi? Ya ilkeli yaşam herhalde. Hah, işte ben senin bununu seviyorum. Ama ilkeli yaşam, ben senin bununu seviyorum, bununu. İlkeli yaşam. İşte bu ilkeli yaşam nedir? Beni de bağlayan kurallar. Yani ha, sadece karşımdaki değil, beni de bağlayan. İşte benim işte bu çivi bu işte. O bu sema eğitimindeki çivi bu abi. Ve ben yıllarca bu çivi nedir diye aradım. Ne bu çivi? Aşk mı? Abi aşk için ilke gerekiyor. Öyle ya da para mı? Para için ilke gerekiyor. Bu bir ilke işi. Ha şey mi mesela, Aylin'le Cenk'in şu anda yaşadığı sıkıntı alkol değil, ilke bence. Hepimizin yaşadığı sıkıntı ilke abi. Bak mesela senin kendi ilkeni benim üzerimden olumlaman var. Senin sıkıntın da bu bence. Yani yanlış anlamıyorsun değil mi? Biraz bozuluyorsun ama. Yok canım, niye bozulayım ya? Bir başkası üzerinden ilkelerinin akordunu yapmak nispeten daha kolay tabii. Yani sen bana ne kadar ayar verirsen o kadar ilkelerini kontrol... Bunların hepsinin ilacı, remedisi yani bence eşitlik. Toplumda sevilen bir adam mı olmak istiyorsun? İnsanlara eşit davranacaksın kendinle bir. İlişkide başarılı bir insan mı olmak istiyorsun? Karşıdakine kendin gibi davranacaksın. Adaletli olacaksın. Bence bu.
Şimdi şunu düşündüm. Ailen öyle her şeyini anlatırken düşündüm, baktım. Ulan dedim, ailene bak. Aşmış bir yeri. Nasıl böyle her şeyi ortada yaşayabiliyor? Siz diyorsunuz bir de bize. Hayır abi, bizim alakası yok. Bizim gizli, kendi içimizde gizli kapaklı bir ton şeylerimiz var. Ben mesela burada resim yapıyorum. Aa, bunu kaç paradan satarım dediğim anda utançtan yerin dibine geçtiğimi fark ettiğim zamanlar olabiliyor. Yani bu bir özgürlük, bu bir esaret işte. Ya da mesela işte bilmem nerede bir ev mi alaydık ya dediğim anda utançtan yerin dibine giriyorum. Mesela böyle bir şey, bunlar beni çok rahatsız eden taraflarım olduğunu fark ettim. Böyle bodoslama, bak herif üstünde ikinci bir donu yok yaşarken, değil mi? O mesela bana çok ciddi bir ders oldu. Ama bağımlılığı var. Evet var. Ama şöyle gerçekten hiçbir şeyi sanki, o da bir kılıf tabii. O da öyle değil. Sonuçta ona da daha havalı bir şey, ortam sunsan, bilmem ne yapsan daha başka bir durum olacak, ortaya çıkacak. O böyle bir kendine vakit tanımış. O, yani hepimiz aslında imaj dünyasında yaşıyoruz. Öyle bir imajen yaşıyoruz hepimiz bir şeyleri. Ama işte bu gerçek çıplaklık ne? Gerçek çıplaklık ilke olmadan olmuyor. Yani ben istediğimle içkimi içim, istediğimle uyuşturucum içim, istediğimle sevişeyim, istediğime aşık olayım, istediğim yerde istediğim gibi serkeş yaşayayım diye. Ama o zaman burada şu var, kendime hiçbir ilke uygulamayayım. O bak, işte o bu. Ama o işte o özgürlük değil. Aynen. Ha, onu diyorum ben sana. Sen yine bana ders verme odaklı galiba dinledin onu. Yo. Ben onu tartışıyorum şu anda Tony. Oraya sen şu gardlarını indirsene ya bana. Ne desem, ağzımı açsam hemen gaglıyorum. Hayır abi, şey diyorsun hani orada bir sanki ders, ben yanlış anlamış olabilirim. Çünkü sonradan radyo programlarımızı arada dinlediğim zamanlarda ulan adam mı yani yanlış anlamışım lan dediğim oluyor. Ben şöyle yola gel. Ama şey evet, özgürlüğü çok ciddi şey kısıtlayan bir şey olabilir eğer özgürlük üzerine düşünmezsen. Beraberlikler, çocuk, işte bütün ilişkiler özgürlüğü kısıtlayıcı bir hal alabilir. O da nedir biliyor musun? En çok özgürlüğü kısıtlamaya giden yol toplumun sana dayattığı ezberleri yaşamak. İşte bir yerde bir mevkide olmak, bir estetik görünüşte olmak, işte bilmem nerede olmak. Bunların hepsini kavramsal temeller üzerine oturtmazsan, mesela estetik olarak güzel olmayı spor yaparak, halbuki ruhunun güzel olmasıyla tamamlamazsan, ki ben çok ciddi depresyon zamanlarımda abi mesela zayıflık diyoruz. Kızım tamam bekliyor. Bak bu da sevgi bekliyor. Aman de bu da çok ihtimam bekler. Meral bu, Meral. Ben geldim ama bak hiç ilgilenmiyorsun ki yapıyor. Ben, sen mi geldin? Hoş geldin. Aman hadi yallah. Eşşol. Hoş geldin, güle güle. yok ama çok şey istiyor yani. Biraz özlemiş annesi. Güzel kızım benim. Güzel kızım. Güzel Meral. Meral kuş. Sizden daha önemli şu anda Meral. Hiç kusura bakmayın çocuklar. Meral'i bak, sevmeniz kediler gerekiyor. Kediler pis mi temiz mi dedi ki, en önemli özelliği antiseptik özelliği olması tükürüklerinin. Evet. Kedi dilinin tarak yapısında olmasından dolayı kedi kendini yaladığında bu antiseptik tükürük sayesinde vücudunu dezenfekte de etmiş oluyor. Hmm. Hem temizliyor hem dezenfekte etmiş oluyor. Kendinden dezenfekteli yani. Bizim tükürüğümüz de aynı değil. Ama bir karar vermek lazım. Biri de diyor ki yok, onların bin bir türlü bakteri var ağızlarında, hemen gidip ellerini yıka. Bunu duymak bana iyi geldi. Çünkü Meral mesela bir yalıyor elimi falan, hemen git bir yıkıyordum. Son bir hafta önce öğrendiğim bir bilgiydi bu. Demek ki yanlış bilgiymiş. Her bilgiye de ehemmiyet etmemek lazım. Her yazılı şey doğru değil. O zor. O zaman bir şarkıyla. Bir şarkıyla sonrasında bir özgürlükle ilgili bu Krishnamurti'nin bir paragrafı var. Kısa bir paragraf. Belki okurken uzun gibi gelebilir ama onu birazcık seninle konuşalım istersen. Madem abi çok önemli bir şey özgürlük. Özgürlük üzerine çok düşünmemiz gerekiyor. Çünkü hayat... Krishnamurti ilk okuduğumda 30 sene önceydi. Ve bir tane kitabı vardı Türkçe'de. Tek bir kitabı. Hiç kimse tanımıyordu. Şimdi vay be. Trishnamurti. İşte en son Bir şey söyleyeyim, doğrunun hiç acelesi yok yani. Sabırla bekliyor. Hiç acelesi yok gerçeğin. İşte ama acele ettiren ne biliyor musun? Korku. Bu Napolitence. Aa, İtalyanca mıydı bu? Evet ama İtalyanlar anlamaz bunu. Ana, hiç beklemedim. Bu kırmançı gibi bir şey herhalde. Aynen. Ana, vay be, aynı topraklarda, enteresan. Şehir devletleri.
Bir de Napoli tek başına Roma'dan bağımsız olarak İspanyol hakimiyetinde yaşamış. Hastasıyız sene. Napoli, hastasıyız. Çok güzel yer. Ama ne güzel bir şehir be abi. En sevdiğin İtalya şehri hangisi Tony? Bir İtalyan olarak. Ya ben Puglia bölgesini çok seviyorum. Şehir olarak değil de Puglia bölgesi çok güzel. Çok romantik. Hmm. Çok bayıldım oraya yani. Bence en güzel yer Puglia. Kesinlikle Floransa değil. Kuzey zaten değil. Hmm. Söz konusu bile değil. Evet. Puglia'dan sonra da Sicilya ama daha Sardunya'yı görmedim hiç. Aa. Bu sene gidecektik ama. Ya gidecektik, pandemi oldu, hep uçak biletleri hep iptal edildi ya. Arkadaşlara da söyleyeyim, dinleyicilerden de bir sürü arkadaş da geliyordu. Ne güzel Sardunya yapacaktık. Hani ne güzel, ne kadar güzel gezeceydik ya. Ne kadar güzel gezeceydik ama olmadı. Ne yapalım? Olmadı. Bir dahakine abi, şu pandemi belasını. Ya bana da iyi geldi ha, bakma sayın dinleyiciler. Biraz şöyle bir gemüklerim dinlendi. İki idare ediyoruz filan, ne yapıp yapıyoruz ama iyi oldu bu. Abi güzel. Aha Meral senin neyse, resmin üstüne çıktı. Hem de ıslak ayaklarıydı. E bakalım ne olacak. Şimdi bu Krishnamurti'nin, ben hayatın hep böyle bir mesajlarla geldiğine inanıyoruz ya, özellikle biz kadınlar. mesela bir gün Ebru Çapa, ki ben onu şu aralar çok kılım ona. Hiç bana söylemeyin Ebru Çapa demeyin. Çok gıcık oluyorum şu anda. Yani gıcık olmuyorum da çok kılım şu ara. Bir sözünü tutmadı bana. Gözünü kırpmadan sözünü tutmadı hem de. Efendime söyleyeyim. Sonra işte o bir gün bizde kalmıştı da. Kaldığı odada işte gittim. İşte bir şey alacaktım galiba. Bir baktım yerde bir sandalye, yerde bir kitap duruyor böyle ama düşmüş böyle ama. Yani bodoslama düşmüş. Bir iki sayfası da ayrılmış böyle ne diye duruyor. Bu ne baktım bir açtım. Bir şiir kitabı. Ondan sonra Ebru'yu aradım. Dedim Ebru, burada İsmet Özel şiir kitabını unutmuşsun. Hayvan, ona unutmak denmez, bırakmak denir. Düşmüş, kitap orada düşmüş, o da şey diye düşünmüş. Ha bu kitap burada kalmak istiyor. Bak ne kadar güzel bir bakış açısı ya, çok güzel. Ben hastasıyım ama her zaman işte bak bir şey söyleyeyim. Maalesef hepimiz manadan biraz uzaklaşıyoruz ya, yüksek duygular istiyoruz Tony. Yüksek duygular olmadığı zaman hayat bize özgürlüğümüz gitmiş, monotonlaşmışız, ölmüşüz gibi geliyor. Anlam vermek istiyoruz. Evet. Hayatın anlamı gittiği zaman, evet. Ve bunlar bizde, bu manalandırmalar bizde her şey, bütün alkol, uyuşturucu, seks, aşk, bütün bu bağımlılıklar, para hatta, hayata anlam verme çabası. Bunlar kaçtığı zaman işte bu anlam da kaçıyor. Bunu bulmanın bir yöntemi olması gerekiyor değil mi? Ben bunu en güzel, ama onun da şakül, ya onun da gazı kaçıyor. Hani böyle tasavvuf okuyorum falan, bunlar bana hayatı anlamlandırıyor. Ama onun da gazı kaçıyor. İşte gazının kaçmaması için abi. Kapağı kapatacaksın. Kapak ne peki? Kapak ne? Abi kurallar. Bak şimdi mesela bunu dinler kural getiriyor. Şu beş vakit onu yapacaksın, işte şunu yapacaksın bilmem ne falan. Bunlar bana çok zor geliyor. Bunlar bana bir de hemen bir de sabit fikre başlıyorum. Hemen Usame Bin Laden olabilirim. Ben öyle bir sabit fikirli bir. Onun için benim ilke abi. Eklektik bir inanç sistemi kurup ilkeli olmak gerekiyor. Bütün mevzu özgürlük ve ilke. Ve ondan sonra zaten mana açılıyor. Yani ilkeli özgürlük. İlkeli özgürlük tabii ki, öbürü esaret Tony. İlke olmadan, bence bu hayattaki en önemli şey ilke. İlke deyince annem ilke kelimesini çok kullanırdı. Ama onun beden dilinde ilke denince gerçekten ilkeyi hissederdim iliklerime kadar Tony. İlke nedir? İlkedir. Ama diyeceksin ki ya belli, sizin aileden belli diyeceksin. İlke kız ismi aynı zamanda. Evet, erkek ismi de vardır bence İlke diye. İlkel var. O ben. Ya da İlker. Aslında ne güzel, İlker diye isim oluyor. Çocuğun adını neden İlkel koymuyorlar? Çünkü bütün çocuklar İlker abi. İkinci el çocuk gördün mü var ama. Aslında bizler hep kendi çocukluğumuzu doğuruyoruz biliyor musunuz? Erkek de kadın da. Dolayısıyla bizler çocuklarımızı gerçekten sevip sevmediğimizle ilgili biraz düşünmemiz lazım. Yani çocuk doğacağı zaman içimizden diyoruz ki aslında sana öyle bir oyun edeceğim ki diye kendimize olan öfkemizi çocuklardan çıkarıyoruz. Aslında hepimiz birbirimize olan öfkemizi hep birbirimizde yansımalarını görüyoruz. Şimdi bugün bir mizah mizanı diye biz bir program yapıyoruz ya patronu. Onunla ilgili bir dizi seyrettirdi bana arkadaşım. Çok güzel dedi. İzledim onu dün akşam sen resim yaparken. Orada çok güzel bir şey vardı. Diyor ki antrenör oyuncusuna. Gerçi bunu programda söylemem gerekiyordu ama buraya kadar geldi. Diyor ki
Çocuk çok şey, takıntılı. Bir şey yapıldı mı kendisini hep büyütüyor. Antrenör diyor ki buna, bak kardeşim diyor, dünyanın en mutlu hayvanı hangisi biliyor musun diyor. Bilmiyorum diyor. Japon balığı diyor. Neden peki diyor futbolcu. Antrenör cevap veriyor. Çünkü hafızası 10 saniyelik diyor. Yani unutuyor, anladın mı? Bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel. Şimdi Japon balığı deyince Instagram'dan bir arkadaş bana yollamış bir Japon sanatçıyı. Tony, onun baktım hesabına. Çok güzel abi. Çocuk tuzla iş yapıyor. Ve tuzla mı? Tuzla. Tuz enstalasyonları yapıyor. Dağılıp gidiyor sonra işler. Güzel para kazanıyor mu? Bilmiyorum. O zaman tuzu kuru onun. Bak ne yapmış biliyor? En son işi ne biliyorsun? Ve ara ara yapıyor bunu. Gidiyor elinde bir avuç tuzla denize bırakıyor o tuzları. Bu da bir performansı onun. O büyük resime hizmet veriyor. Abi müthiş bir borcunu şey. Borcunu ödüyor. Abi müthiş. Hiç çıkarsız iş yapıyor. Abi işte bu. Ya bunlara bakmak lazım. Sanat insanı alıp bazen böyle çok tatlı tatlı. Uyan lan. Eşşoğlaş. Uyan lan. Hemen ne kadar. Evet zaten yapıyor. Sanat. Evet. Yani doğaya dalıp giden aslında Tanrı'nın işveren değil. Sanatçı olduğunu da kavrar hemen. Evet abi biz hep istiyoruz böyle koca koca faşizmo heykelleri değil mi? Nedir o şey, neydi senin İtalyan senin? Mussolini. Mussolini. Böyle koca koca meydanlar, kocaman yapılar, eşek gibi heykeller. Heykel olsun o ayrı ama tabii ki yani şey yapsın böyle bir kurumun heykelleri gibi değil de soyut göstersin bize. Bize bir şeyler hatırlatsın çünkü bizler Japon balığı olmamız lazım değil mi? Onları hatırlat, bizim aslında Japon balığı olduğumuzu hatırlatacak heykellere ihtiyacı var. Adam ne yapıyor? Alıyor tuzu abi, atıyor. Hiçbir şey yok orada. Yani ve onun performansı ne kadar hoşuma gitti size anlatamam. Ne kadar latif, ne kadar hoş. Yani özüne bırakıyor. Hadi bakalım artık sen özüne git, geri dön diyor. Evet. Kocaman bir okyanus açıyor. Şimdi bak, takılı kalma mevzunda bir şeyden bahsedeceğim sana. John Lennon'dan bahsedeceğim. Ve John Lennon'ın bir katili var biliyorsun. Hala hapiste. Hala hapiste mi o çocuk? Hala hapiste abi. İyi kalsın eşşoğlu eşşoğlu. Şimdi öyle diyorsun ama onu da tartışacağız. 40 yıl sonra John Lennon öldürmesinden 40 yıl sonra 1980 yılında öldürdü çünkü evden çıkarken. Yok onun gözleri önünde. 80 yılında mı öldürüldü? Evet. Abi ben daha eski öldürüldü sanıyorum ya. Yok yok ben hatırlıyorum. Aa, ben 8 yaşındayken öldürüldü ha. 11. şartlı tahliye başvurusu da geçen ay reddedilmiş. Başvuru oturumu sırasında Chapman değişik bir taktik uyguluyor. 40 yaşındaki rock yıldızını şan için öldürdüğünü ve ölüm cezasını hak ettiğini söylüyor. Ayrıca daima bu alçakça eylemi düşündüğünü ve yaşamının geri kalanını hapiste geçirebileceğini de kabul ettiğini belirtti. Hmm. Şimdi bu 20 yıl yedi bu adam. Anladın mı? 2020'deyiz ama 40. İşte vakti. Enteresan bir şekilde Amerikan adalet sistemi bunun şartlı tahliyelerini alıyor ve reddediyor 20 yıldan sonra. Bu nasıl bir adalet sistemi anlamadım. Çünkü bu biraz şeriatta vardır. Suçlu ailesiyle yüz yüze gelir. Ailesiyle pazarlığa sokulur. Anladın mı? Adalet sistemi seyirci pozisyonuna düşer. Böyle bir sistem. Ben bunu çakamadım ama biz önceden... Abi ben sana bir şey... Senin gerçek mesleğin neymiş biliyor musun Tony? Hakim olmakmış aslında. Senden çok güzel avukat ama avukat da değil. Avukat da bir yine... Ama yine de avukat bile olsa olurmuş da senin kesinlikle hukukla ilgili bir iş yapman lazımmış ya. Belki bir sonraki yaşamımda sanırım. Abi müthiş olurdu ya. Keşke hukuk kitabı... Bari akademisyen olup kitap ya akademisyen olsaydın abi. Ya ben memnunum bu halimden. İlla bir şeyler olmam da gerekmiyor. Hayır ama faydalı olurdun ya. Faydalı olurdun diye söylüyorum. Gerçi bu da faydalı ne de olsa. Biz bakkal gibi düşünün bizi. Her sabah bakkal olmasaydı ekmek alamazdın. İşte bilmem ne yapamazdın. Bizde peyniri güzeldir ama sonra fayda, bakkal. Ama fayda çıkarın masum gözüken kelimesi. Hayır alakası yok. İşte gerçek fayda. Ona da dikkat fayda. Etmek lazım. Benim senin zaten neden bunu yap dememin sebebi, bunu yap dememin sebebi çıkar değil gerçek fayda olmasından. Şimdi bu konuda hukukta bizim... tam da budur. Gerçek fayda çıkar değil. Evet, gerçek bunu tartışalım fayda. Ama şundan sonra senle biliyorsun birlikte bir Beatles belgeseli yapmıştık. Ve Beatles belgeselinin ben sonunu dinletmek istiyorum kaçıran dinleyicilere. Çünkü sonunda çok güzel anlatıyor. Şimdi sonunda şöyle giriyor hikayeye. Beatles artık dağılmış fakat dünya tekrar istiyor onları. Şahane bir grup. Dünyada bir ilki başlatmış. Ve bir türlü barışmıyorlar. Ondan sonra neler oluyor? Ayça Şen'den dinleyelim. Sonra da Krishnamurti'ye geçeriz. Sonra da bu olayın da hukuksal şeyini... Ya hepsi olur ya. Bir avukatlarla da
dinleyen avukat arkadaşlarımız varsa tartışalım. Programa devam edelim. Ama Beatles'ın son zamanları, buyurun Ayça Şen seslendiriyor. Hop, plastik top. Ana, bitti evet. mi? Evet. Nasıl buldu dinleyicilerimiz? Merak ediyorum. Şimdi gelelim bu olaya. Chapman'ın durumuna. Avukatlar için numaramızı verelim. Şimdi 20 yıl ceza yiyor. Devamlı şartlı tahliye istiyor ve Yoko Ono bunları reddediyor. İlla avukat olmak zorunda mı fikrini söylemek istiyorsun? Yok, avukat olmak zorunda da değil. Chapman'ın şartlı tahliye girişimlerine her zaman karşı çıkan Japon sanatçı Yoko Ono 2015'te hep Chapman'ın hapisten çıkıp ona bir şeyler yapacağı korkusuyla yaşadığını söylemiş. Yani iyi de 35, 20 yıl yemiş, 40 yıldır içeride. Artık o sıkılır ya öyle şeyler, ama sizle mi uğraşacağım be der. Adam bir daha çıkıp aynı performans, aynı motivasyonu bulamaz ki bir kere. Uyanmıştır bir sürü şey o herif. Hangi motivasyondan bahsediyorsun? Ya mesela o deliliğin de bir motivasyonu var Tony. Delilik de bir motivasyon işi. Yani şimdi oraya girdi, monoton. Çok ciddi bir psikolojik rahatsızlığı olması lazım. Aynı motivasyonu eğer taşıyorsa 30 sene, 40 senedir orada değil mi? 80'de girdi, 40 sene oldu. Evet, eğer, ve kendini dindar bir Hristiyan olarak tanımlıyor. Ha bak mesela bu motivasyonu dinler, eğer fanatikse dinler yapabiliyor böyle bir motivasyon. Ama şimdi Hristiyan diyor İsa'da şiddet sıfır. İşte ama bu hasta abi. Artı affedicilik var. Amerikan sisteminde de in God we trust yazıyor. E tamam, ama o zaman bir affedicilik olması lazım. Yani, bak psikopatlar eğer motivasyonunu dinden alıyorsa o çok sakat. Hiç yılmıyor çünkü. Evet. Bitmeyen bir dinamo var Allah gibi. Onu ya yani kendi yorumlamaları bunların hepsi tabii, ama işte motivasyonun nereden aldığın çok önemli ya. Ya bu motivasyon çok önemli bir şey abi. Evet, arayanlar 0533 416 4406 numaralı telefondan bize bulaşabilirler. Çok evet, pis kavga çok edir. Çok güzel. Bak ulaşabilirler değil, bulaşabilirler. Bulaşabilirsiniz bize. Dün komik bir laf bulmuş. Neydi ya? Komikti. Ama unutuyorum, yazmak lazım. Her şeyi yazmak lazım. Şimdi bu Krishnamurti'ye geçeyim mi arkadaşlar arayana kadar? Eğer bu konuyla tabii ilgili tartışacağın özel bir şey yoksa. Diyor ki bak şimdi özgürlükle ilgili sabah kalktım affedersiniz heladayken. Bu Tony de şeyin çamaşır makinesinin üzerine ters koyar kitapları. Ben de onu her zaman işte biraz önce bahsettiğim Ebru Çapa, ona unutmak denmez lan. Kitap orada kalmak istemiş denir dediği gibi. Bunun bana bir ya Tony tarafından özellikle ha bunu oku ya da onun kaldığı yerin bana o günkü bir meseleyi anlattığını, bir ya da bir takım düğümleri çözdüğünü, yani dönemine göre yapacağı şey, amacı işte dönemine göre değişiyor. Bu sabah kalktığımda bir süredir aklımda olan, işte 3-4 gündür aklımdaki mevzu ile ilgili bir paragraf çıktı karşıma. Şimdi sizleri sıkmayacak şekilde okumaya çalışacağım. Krishnamurti okumak, anlamak biraz zor oluyor bana. Çünkü onun için hakikaten çok taze bir bilinç gerekiyor. Her şeyin çok taze bir yargısızlık ortamında olması gerekiyor. Bir de olay anında olmanız gerekiyor. Olay yerinde. O anda olay yerinde, olay ekiplerinden olmanız gerekiyor. O fazı tutturmak her zaman kolay olmuyor. Hakikaten şu anda mesela bir mevzuyla kafanız eğer meşgulse ve her gördüğünüz şeyde bir cevap arıyorsanız eğer, bu işte Krishnamurti'nin kafası orada devreye giriyor. Bütün mesnevi kitapları falan onların da hep kafası devreye giriyor ki ayrıca bütün her şey sana cevaben de ortaya çıkıyor. Yani hayat kocaman bir mesnevi gibi düşünelim ya da Krishnamurti kitabı gibi. Özgürlüğün ve eylemin ne olduğunu anlamak için, özgürlüğün ve eylemin ne olduğunu anlamak için bütün düşünce sürecinizi anlamak zorundasınız. Ne demek eylem Tony? Sabah bunu mesela çok iyi anlamıştım. Şimdi bakıyorum anlamamaya başlamışım. Çünkü gündelik hayat girdi ya işin içine. Konuşmalar girdi, egolar girdi, işte yargılar girdi. Bir ton araya mevzu aldık. Ara eylem gaz. Action abi. Eylem işte. Bunu nasıl açıklayayım? Şimdi daha iyi anlıyorum. Özgürlüğün ve eylemin yaptıklarımız yani. Bir harekete geçtiğimiz, düşünce de bir eylem. Yani yaptığımız her şey. Hareketler bütünü diyelim. Özgürlüğün ve eylemin ne olduğunu anlamak için bütün düşünce sürecinizi anlamak zorundasınız. Başka bir deyişle kendinizi bilmek zorundasınız. Aslında bizim yaptığımız eylem şu anda tam da bu. Bu arayış
Tam da bu. İşte kendi düşünce sürecini de anlamak için kendinin dışına çıkıp kendine uzaktan bakmak lazım. İşte ama o çok zor bir şey olduğu için zaten özgürlük zaten benim bahsettiğim özgürlük kapsamında bu bahsettiğin şey. Dışarıdan bakabilmek. Özgürlük zaten bu. Kendi içindeki hapishaneden çıkıp dışarıdan manzaralara kendine de dahil oradan bakabilmek özgürlüğün ta kendisi zaten. Korkularından da uzaklaşıyorsun o zaman. Baskılarından da uzaklaşıyorsun. Ve bu büyük olasılıkla üstlenebileceğiniz en zor işlerden biridir. Çünkü kendini bilmek daha önce elde ettiği bilgi olmadan kendine bakabilme yetkinliğinde olmayı gerektirir. İşte bak burada hafızasızlıkla aynı şeyi söylüyor. Anladın mı? Evet, yeniden başlamak hep. Yani evet, hep hayat yeniden. Hep yeni, sen de hep yeni başla. Hep geçmişten getirdiğin şeylerle idare etme. Mesela bunu geçen gün biri söyledi. Bu ilişkilerde bakıyorum dedi. Bir ilişkiye başlıyorum. Tak diye karşımdaki bana eski ilişkilerinin devamı gibi bakıyor dedi. Halbuki ben yepyeni biriyim dedi. Evet ama şunu da ben açıklamak istiyorum. Bir ek yapmak istiyorum. Haşa. Ya eski Krişne faturaları bana ödetmek istiyor dedi. Çok evet. Doğru. Ama şimdi şöyle bir yeninin şu anda olan bir şeyin batağına saplandığın zaman... Geçmişten getirdiğin şeylerle, saplantılarla eğer yaklaşıyorsan eyvallah. Ama geçmişte bir de seni kurtaran şeyler vardı. Tamam işte ben onun için çok güzel bir metafor bulduğumu düşünüyorum. Bunu açıklayayım. Daha önce de söylemiştim. Tekrar edeyim. Yani bence gelecekle geçmişin ilişkisi şu oranda olmalı. Araba kullanmak gibi. Gelecek yol, karşındaki gelmekte olan yol. Geçmişse arkan. Arada dikiz aynasından arkaya bakacaksın ama gözün daha çok ileride, gelecekte olacak. Bir panik atak hikayemi anlatmak isterim. Tam da burada yeri geldi mi bilmiyorum ama aklıma nedense dikiz aynası deyince geldi. Belki bir iz düşümü vardır geldiğine göre. Bir arkadaşımla beraberiz. Ondan sonra ben çok hasta bir dönemimdeyim. Beraberiz dediğin boyfriendin mi? Biraz boyfriendimdi. Beraberiz biraz derken mı? Yani manitaydı, eski manita. Sen falan yoksun hiç ortada. Ben çok panik atak bir dönemimdeydim. Çocuk da biraz hasta. Ben varken olsaydı beni aldatmış oluyordun Allah zaten. Allah muhafaza Tony'cim, Allah muhafaza. Neydi? Günahı... Şey dur onun ismi neymiş ya dur bakayım. Günahı cebir mi öyle bir şey, çok ciddi bir şeymiş biliyor musun? Sevdiğin biri var ve onu aldatmak. Yani en büyük günahlardan biri. Cebirdeki günah. Cebir yani mi yani denklemleri... unuttum neyse. Denkleyememek öyle mi? Bir laftı hatırlamıyorum. Neyse sonra Tony. Bak bu da mesela bir şey. Şakül kaymasına karşı bir ilke. Mesela burada onu düşündüğün zaman güzel bir şakül kaymasını engelleyebilirsin. Kural dediğim şey hani programın başında konuşuyorduk ya. Kural önemli bir şey. İlke zaten kendi kuralların Tony. Neyse sonra abi. Bu bir gün işte arabada gidiyoruz. Ben hep böyle şoför olduğum ilişkilerde daha galiba mutlu oluyorum. Şoför oldun. Çünkü şoför yöneten demek. Ondan yönetmeyi seviyorsun. Evet evet. Hayır abi böyle güzel kendi yolumda gidiyorum gibi bir his geliyor bana. Hı. Yani o bana bir iyi bir his veriyor. Rüyalarımda da mesela arabayla ilgili rüyalar gördüğüm zaman ki şeyde ya bu Lacancı psikanalizde Tony Lacan'a göre diyor ki rüyada araba görmek demek bastırılmış cinsel duygular, dürtüler demektir diyor. Ben bilmiyorum demek ki bastırılmış cinsel dürtülerim var ki ilişkilerde araba en çok. Ama araba var şimdi cinsellikle diyorsan otomatik vites araba mı vitesli araba mı o da önemli o zaman cinsellikle ilgiliyse. Ya hop. Neyse sonra işte abi tam böyle bir yerlere gitti falan biraz mülayim de bir çocuktu. Ondan sonra ama şey psikoloji falan çok okuyordu. Okuyan eden bir oğlan. Ondan sonra ben böyle tribe girdim. Bir yere girdik abi. Bir gece karanlık bir yere ulaşmaya çalışıyoruz. Bir yere girdik. Bir arkadaşların evinde mi gideceğiz hatırlamıyorum neresi olduğunu. Bir yere girdik ve farlar var ama sadece farın gösterdiği 1,5 metre ve uzunların gösterdiği 3 metre kadarını görebiliyoruz. Hı hı. Ne gerisi var ne ilerisi var ve bir patika burası. Ve ben bir de baktık yol bitti. Durduk. Geri gitmemiz lazım. Dikiz aynasına bir baktım. Zifiri karanlık. Hey, ben bir panik atak geçirdim Tony. Hadi ya. Abi nasıl oldum biliyor musun? Boşlukta araba uzay boşluğuna düşüyor. Uzay boşluğundayız. Hiç ne gerisi var ne ilerisi var. Orada sıkıştık küçücük arabanın içine. Korkunç bir şey. Korkunç bir duyguydu. Ben arabanın içine nasıl tırpe girdim nasıl bağırmaya başladım biliyor musun? Hepimiz öleceğiz. Öleceğiz bu arabanın içinde falan diye olmaya başladı. Çocuk dedi ki bir dakika zaten çocuk benden kafa değil. Kafa kıyak mı? Hayır değil hiçbir şey yok.
Çocuk da benden daha hasta, yazık. Ama orada çünkü kendini toparlamak için psikoloji okuyor. Abi orada bir şey söyleyeyim mi, işte bıçak kemiğe dayanınca en delisi bile psikiyatrist olabilir. Dedi ki dur şimdi, dedi dur. Olabilir belki de burada, evet olabilir bu. Ama bu büyük senin sanrın dedi. Şimdi burada duralım, ben aşağı ineceğim. Tamam, uzaya da düşmeyeceğim inince ve şimdi sana geleceğim arkadan, gel gel yapacağım. Bütün olay gel gel değilmiş abi, gel. Ve biz orada gel. Yani geri doğru dön, sola diyerek çıktık oradan. O yani bütün mevzu manevraymış. Manevrayı yapabilmek gerekiyor abi. Bak bu arada ben kendisi arayamıyor, duruşmadaymış. Bir avukat dinleyicimizle yazıştım ve durumu öğrendim, netleştirdim. Adam 20 yıl ceza almamış. Adam müebbet hapis almış. Ha. Tamam mı? Fakat müebbet hapiste bir madde geçirmiş. 20 yıldan sonra şartlı tahliye isteyebilirsin denmiş. Ha, anladım. Adam 20. Böyle bir madde var. Bizde de buna benzer ama uygulama farklı bizdeymiş. Yani bir müebbet var, hiçbir şartlı tahliye hakkın yok. Bir müebbet var, diyor ki bu kadar sene sonra tahliye isteyebilirsin ama değerlendirmesi bizde, sende değil. Hmm. Anladın mı? Bu adam bu şekilde 20 yıl geçmiş, 40 yıl olmuş, hala bir şey yok. Yani bence artık affetmek lazım, ben öyle düşünüyorum. Ya değişik bir magazin çıkar oradan aslında, kapitalizme çok güzel bir malzeme al sana. John Lennon'ı öldüren adam dışarıda. Ondan çok güzel para indirilir aslında, değil mi? Şu kapitalizm indirmesini bilir o Netflix işi. Netflix güzel film yapar burada. Film yapar efendime. Adam sonra zengin olur bir kere. Çıktığı an zengin olur. Netflix ya gider. Ama içeride oldun mu para da olsa işe yaramıyor. NBC televizyonlara 1 milyon dolar vermeyi teklif etti hikayesi anlatması karşılığında aslında diye para. Aslında bak aldım. Geleceği öğrenmek isteyen kadınlar var ya, falcıya gidiyorlar. Bence geleceklerini çok net bilmek istiyorlarsa müebbet yiyecek bir suç işlesinler. O zaman geleceklerini çok iyi bilecekler. Ah 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 ah. Ho ho ho. Ay yazık, küçük kedi korktu dışarıdaki. Evet, senin kahkahandan korktu. Bak şimdi mesela bu da bir suçmuş. Bir iki tane bayan kadın öğretmen. Bir dakika, duruşmadan mı bizi arıyormuş o? O da nasıl bir avukat, nasıl bir duruşmaysa? Duruşma öncesi. Ha. Bekliyor duruşmaya girmeyi. Kulaklıkla bizi dinliyor. Evet, mübaşir bağırıyor ya, onu bekliyor herhalde. Neyse, Esra ve Tuğba. Bunlar iki tane öğretmen. Evet. Fakat aralarına husumet girmiş. Ve bunun üzerine Tuğba Esra'ya içinde kaşar ve salatalık olan bir kutu kargolamış. Anladın değil mi? Kaşarın hangi anlamda ve salatalığın neyi? Bunlar kavgalı öğretmen. Kavgalılar. Ve iki öğrenciyi de bu işe katmış Tuğba. Şimdi hakkında cinsel taciz suçundan iddianame düzenlenmiş. Tamamen doğrudur yani. Ben de katılıyorum buna. Ne demek ya hıyarla salata, kaşar yollamak bir. Bak sonra Ayça neden manayı düşününce, bütün her şeyin bir manası vardır diye düşününce deli olan Ayça oluyor. Bunu gönderip de mahkemeye verince normal bir hakaret davası oluyor. Bu arada avukat dinleyicimiz diyor ki ben şu anda maske altından gülüyorum ama koridorlarda beni kimse görmüyor. İyi oldu bu maske diyor. Dur şimdi bu mevzuya devam ediyoruz. Çünkü kendini bilmek daha önce elde ettiği bilgi olmadan kendine bakabilmek yetkinliğinde olmayı gerektirir. Kendinize daha önceden sahip olduğunuz bilgiyle bakarsanız yalnızca gördüğünüzü geçmişe göre yansıtırsınız ya da dönüştürürsünüz. Doğru. Yani hep doğmuş bir bebeğin masumluğuyla bakacaksın. Bir şey bilmiyormuş gibi. İşte balık, Japon balığı. Evet ya. Hin gözlerle baktığın zaman ya hep geçmişten gelen bir yargıyla bakmış oluyorsun. Aynen. Ya da geleceğe hin bir çıkar gözüyle bakmış oluyorsun. Saf gözlerle bakmak değil mi? İşte bu ilişkilerde çok çıkıyor. O insanın sitayişi benim çok hoşuma gitti. Yani hep geçmişleri ben mi ödeyeceğim abi diyor. Bir kavga oluyor. Ben zaten hep böyle insanlarla düştüm falan. Böyle bu tip insanlarla çıktım falan. Kendinize daha önceden sahip olduğunuz bilgiyle bakarsanız yalnızca gördüğünüzü geçmişe göre yansıtırsınız ya da dönüştürürsünüz. Dolayısıyla kendinize bakmış olmazsınız. Kendinize bakmak her dakika zihinsel bir tazelik gerektirir. İşin zorluğu da burada. Lütfen bunu anlayın. Çünkü şimdi söylenenleri anlamazsanız özgürlük sorununa girdiğimizde sorun ile ilgilenemez ve konuya giremezsiniz. Bakınız şimdilerde ben mesela özgürlük sorunuyla ilgili bir şey yaşadım ya, ciddi bir şeydi ve bu benim için bir kıyamet gibiydi. Kıyamet ne demektir? Dirilmek demektir.
geçmişin bütün hallaç pamuğu gibi canlanması ve senin oradan bir mevzu bahis yaptığın konu üzerine düşünmen ve tekrar ayaklanman demek, değil mi? Ve özgürlük, kıyam bak mesela. Özgürlük ve dışarıdan bakmak dediği zaman bence buradaki ilke şu olmalı: başkalarının özgürlüğü açısından bakmalı hayatına insan. Ne kadar başkalarının hayatını ne kadar özgür bırakıyorsun? Bir de öyle düşünmek lazım Sayın Başkan. Abi, sizi böyle düşünmeye davet şimdi ediyorum. Şimdi böyle zaten düşün, yani sen kendine düşeni yaparsan, kendi özgürlüğüne düşeni yaptığın zaman zaten karşının özgürlüğünü de düşünmüş oluyorsun. Sen bütünü parçalayamazsın. Zaten sen bütünün bir parçası olduğun için bütüne dair bir hareket çekmiş oluyorsun. Bak çak! Ve kıyam ne demek abi? Direkt yüzüne bakmak. Mevzunun direkt yüzüne bakmak. Korkusuzca direkt yüzüne bakmak. Hiç korkmadan. İşte bu kıyam. İşte bu kıyametin ta kendisi. Ve abi dedim ki bir dakika, ben neden korkuyorum ki? Yani neden? Mesela ailendim. Ama şimdi şöyle, kıyam derken böyle insanlara bakarak sen kendine bakmış oluyorsun. Herkese baktım. Herkese ayrı ayrı baktım. Mesela para hırsı olandan, bütün başarıyı bir varoluş şekli olandan tut. Her şeyi ilişkiye bağlamaya veya kendinden geçercesine kendin ol, kendinmiş. Ya kendi... Ama kendinden geçercesine kendi olmak da aslında bir kaçış ya. Ya abi, burada yine dediğim gibi bu hani sema tahtasında, ben iyice din programına döndürdüm işi ama ya benim kendi içsel şey. Senin bu hafta ruh tuzu ne zaman Cuma abi? Cuma günü abi. O zaman dananın kuyruğu cumaya kopacak. Kendi döndüğün alanında. Tamam. Çünkü genellikle şöyle yapılıyor: hem kendi ilişkide olan insan hem kendi özgürlüğünü kısıtlıyor, hem karşısındakininkini kısıtlıyor ve bunun adının aşk olduğunu sanıyor. Ya biraz ayrılık da lazım. Ne demiş Pink Floyd? Wish you were here demiş. Keşke burada olsaydın. Biraz depresif bir şarkı o. Ama aynı şarkıyı Afrika güneşiyle fil dişi sahillerinden Alpha Blondie söylediği zaman bambaşka bir şey oluyor. Abi. Evet. Güzel abi, bu müzikler çok güzel ya. Bir şey söyleyeyim mi sana Tony? Bak böyle bu müzikler reggae müzikler mi? Evet, herhalde. Reggae müzikler, böyle güneşli ülkelerin müziği hiç. Bak benim gibi paranoyak, kapalı alanlarda, baskıcı ortamlarda büyümüş, öyle toplumlarda yaşamış, çocukluğu travmadan travmaya, karman çorman böyle yumak gibi geçmiş insanlar için güneşli, özgür yerler çok önemli. Çünkü ben... Ama gel gör ki güneşli ülkeler en fazla özgürlük olan ülkeler değil. Kuzey ülkeleri daha fazla özgürlük. Özgürlükçü, ama ben şimdi mesela kuzey ülkesi dendiği zaman dan ziyade reggae yapılan bir ülkede dilini bilmemek benim için çok önemli bir ülkenin. O yüzden ben gezmeyi çok seviyorum. Hiçbir yer ve İngilizce bilmediğim için o kadar mutluyum ki. Ama İtalyanca öğreniyorsun. Yani İtalyanca İngilizce kadar biliyorum aslında, değil mi? Bence de biliyorsun, evet. Benim aslında şakamak İtalyancam İngilizce, orta seviyede İtalyancam oldu mu diyorsun? Yok, olmadı. Sen ama aslında ucuz yırttın. Sen İtalyan vatandaşı başvurunu erken yaptın. Biraz daha geç yapsaydın dil sınavı zorunluluğun olacaktı. Evet, B2'den girecektim ama benim evet. B1 abi. Sınavsız yırttın yani. Olsun olsun, benim de fena değil. Şimdi bak, Barcelona'nın Uruguaylı futbolcusu var. Bu Luis Suarez İtalyanca sınavında, İtalya'da oynuyor ve İtalyanca sınavına giriyor. Evet. Herhalde vatandaşlık almak için. Sınavda kolaylık sağladıkları yönünde bir ihbar gelmiş polise ve polis bu ihbarı değerlendirmiş ve sınav sırasında Perugia Yabancılar Üniversitesi'ne baskın düzenlenmiş. Bu herife kolaylık sağlanıyor mu diye. Evet. Üniversite görevlilerinin telefonlarını dinleyen İtalyan polisi, görevlilerin Suarez'in tek kelime İtalyanca konuşamadığını ama buna rağmen sınavı geçmesi konusunda anlaştıklarını tespit etmiş. Ona konsolosluk karar verir abi. Olur mu canım öyle? Bir sınav varsa eşit olmak zorunda. Kanunlarla desteklenmek zorunda. Ve iddialara göre üniversite milyoner futbolcu Suarez'e sınav sorularını önceden vermiş. Üniversite ise suçlamaları reddediyor ve kurallara uygun şeffaf bir şekilde hareket ettiğini savunuyor. Konuyla ilgili açıklama yapan İtalyan savcılar, Barcelona'lı futbolcunun İtalyan ekibi Juventus'a transfer ihtimalinin konuşulduğu günlerde yapılan bu sınavın usulsüz olduğunu belirtmişler. Bu da bir haber olarak, ilginç bir haber olarak, değil mi? Yeah. Sen sınavlarda başarılı mıydın geçmişinde? Çok başarılıydım. Mesela nereye sınavla girdin?
Yok Tony, benim gerçekten eğitim hayatım büyük bir fiyaskoydu. Hayatımda iki hiçbir tane... Hiçbir sınav kazanmadın mı? Sınavlarda iyiydim de sürdürülebilirlik konusunda kötüydüm. Yani ara sınavlarda kötüydüm. Ama mesela üniversite Mimar Sinan girişinde oraya da bir affedersiniz. Yani neyse kazandım. Ondan sonra konservatuarda çok yüksek bir puanla kazandım. Mimar Sinan'ı da aynı şekilde. Ama yetenek sınavıydı bunlar. Yetenek sınavıyla tabii. Bilgi sınavı değil. Tabii ki değil. Ben bilgi sınavında her zaman en sonuncu. Ben girmem bilgi sınavına. Niye ben moralimi bozayım ki sonuncu olacağım bile bile milleti güldürmek için? Ha, komiklik olacak diye arkadaşlarımı güldürmek için girerim. Nitekim abimin karısıyla biliyorsunuz bitmeyen bir husumetimiz vardır. Abimin karısı IQ testi çıkardı dergilerden. Şimdi ben şimdi bir gün komiklik olsun diye kendi içimde gülerek IQ testini yaptım ki 80. Bildiğin embesil çıktım IQ testinde. Kitapçık var, aktüel dergileri, tempo dergilerinden minik minik o suruktan dergiler çıkardı ki gerçeklik payı da vardır, Allah kahretsin. Tövbe tövbe tövbe. Neyse baktım ben 80, bildiğin embesil yani. Abimin karısı geldi şöyle, her zaman o kazanmıştır böyle şeylerde. Bir de ver onu ben yapayım dedi. Abi bir gitti 130 çıktı amına koyayım ya. Ama gerçek mi? Evet yani o da. Ben onu kontrol etmemişindir ya, onun peşine düşmemişindir. Hadi tabii ki kontrol etmedim ama yalan söyleyecek hali yok ya. Abi ben insanların yalan ya söyleyebileceğine inanamıyorum ya. Hırslı insanların yalan söyleyebilme ihtimali var abi. Abi işte ben bu ihtimalin olduğunu düşünemiyorum çünkü bile. Çünkü zaten hırslı oldukları için yönlendirme yapıyorlar. Yalan da yönlendirmenin asosu. Tony, ben yalanı ancak ne zaman söylerim biliyor musun? Kendim de inanırsam söylerim. Onun dışında asla yalan söylemem. Kendinle inanırsan ya, o zaman zaten yalan olmuyor. Senin doğrun oluyor. Ya kendim de inandıysam doğruyu çarpıtabilirim. Biraz abartırım mesela. Ama onun dışında gerçekten bence bu hiç yalan söyleyememek de bir hastalık olmalı. Peki sen hayaletlere inanıyor musun? İnanırım. Ben bütün kötü her şeye inanıyorum. Ama önemli olan hayaletlerin kendilerine inanmaları. Hadi şu Krishnamurti'den devam edelim mi birazcık? Sıkıldın mı? Yok, ben sıkıldım. Ben 30 senedir sıkılmadım o adamdan. Hadi şimdi ya. Mi sıkılacağım? Bak diyor ki, bunu ben hiç okumadığım bir paragraf. Sen çok iyi anlatıyorsun Krishnamurti'yi. Çok hoşuma gidiyor. Tony enişteniz böyle şeyleri... Çok ya, bu Krishnamurti ne biliyor musun Tony? Yalın, bak mesela bir masanın üzerine çok yalın şeyler koymuşlar. Bak Krishnamurti'yi okuduğum zaman hep bu hisse kapılıyorum. Yalın kavramlar koymuşlar. Hep böyle ana kavramlar. Nedir? Onlar ara renk yok yani. Sana verdiği işte magenta, sarı, mavi nedir matbaada, bana ana renkleri söyle. Magenta mı? Sarısız kırmızı demek. Hayır onu demiyorum. Yani çingene pembesi gibi. Ha, çingene pembesi gibi ama matbaadaki ana renkler nedir? Mavi, evet. Magenta, sarı, siyah. Ha, dört tane renk var. Krishnamurti kitapları tam da o dört rengi orada. Diğer bütün renkleri bu renklerle yapabilirsin. Abi o kadar güzel ki dört renk üzerinden bütün her şeyi açıklıyor adam. Dört renk kullanıyor ama. Kavramları dört renkle gidiyor. Müthiş bir şey. Biz ama oradan alıyoruz, süslüyoruz, oradan veriyoruz, oradan laf karıştırıyoruz. Önce kendimizi kandırıyoruz. Bir iki süslü artistik jargonla bir iki argüman da öğreniyoruz. Ondan sonra hadi bakalım sana o günkü kendin için kavramsal ne yaptın vicdanını rahatlatıyoruz. Öyle değil abi. Adam dört renkle bak diyor ki mesela, bunu okuyalım. İki tür özgürlük vardır. Biri bir şeyden özgürlük. Bu bir tepkidir. Öteki tepki değildir, özgür olmaktır. Bir şeyden özgürlük bizim seçimimize, karakterimize, yaratılışımıza, çeşitli koşullanış biçimlerine bağlı olarak verdiğimiz yanıttır. Çok doğru, bak burada gireceğim araya çünkü tepki var işin içinde. Ve tepkili özgürlük aslında özgürlük değil çünkü o karşıdaki emre tersinden itaat ediyorsun. Tepkili özgürlük ne demek? Yani tepki olarak özgürlük istemek, bir şeye tepki olarak. Ha. O zaman o şeye tersinden itaat ediyorsun. Serbest değilsin, özgür değilsin yani. Özgür olman için indifferent olman lazım. Yani kayıtsız olman ama lazım. Ama kayıtsız olabilmek için ilk başta bak şimdi sen bir yola çıktın. Özgür olmak senin ana amacın ve ana güdün. Güdün. Ondan sonra ve... Bir de iç güdü var. İç güdün. O da özgür bırakmıyor seni bak. Yatacaksın diyor. Okşayacaksın diyor. Aman nerede diyor, aman. İçgüdü. Allah'ım bu seks duygusunun körelmesi kadar güzel bir şey yok şu hayatta ya. Valla evet. O kadar esas özgürlük galiba o zaman başlıyor Tony. Ha yok be, o da körel. Çünkü seks güdüsü neye yönlenmiş? O bir güdü sonuçta. Bu güdüğü nereye güdük diyorsun, ona bakmak lazım. Kimisi
İşte kimisi ne yapıyor? Paraya yönlendiriyor. Kimi alkole, kimi melankoliye. Bak bu da bir bağımlılık. Aylin, melankoli bağımlılığı var Aylin'de. Yani sonunda zaten çok kötü bir şey olacak. Ya o çok beni işte o çok beni çok sarstı aslında ya. Ama melankoli değil de hüzün hepimizde biraz olması gereken bir şey. Hüzün bence güzel, lezzetli, yaratıcıla hüzün, çünkü tuzdur. Gün batımında var abi hüzün. Kim hüzünlenmeden gün batımı izleyebilir? Ben ki? Hiç ben hüzünlenmiyorsun. Hiç hüzünlenmiyorum. Niye hüzünleneyim ki? Bir gün daha gidiyor. Hayır abi, ne demek bir gün daha gidiyor? Yine gelecek. Ne farkı var Allah aşkına, gitmiş gün çok bir şey değişti hayatımızda. Ama insan ömrü 80 yıl. 80 çarpı 365. His olarak hiç hüzün duymadım ben gün batımından. Bak şu anda düşünüyorum. Kaç gün batımı yapıyor 80 çarpı 365? Çok da büyük bir rakam değil yani. Değil ya. O kadar gün batımı hakkım var. Düşününce bak kaç yaşındayız şimdi? Ben 48 yaşındayım. Kaç sene daha yaşarım? De ki 20 sene, 30 sene hadi de ki. 30 tane daha yaz yaşayacağım. 30 tane daha kışı. Öyle düşünüyorum ben Tony. Mesela bu sene pandemi yazımızı bir tanesini yedi. Ama yesin, helal hoş olsun. Niye? Güzel şeyler getirdi. Ben çok düşünsel... Kiminin hayatını yedi Sayın Başkan? Bizim bir yazımızı yedi. O da doğru söylüyorsun ya. Evet, 80 çarpı 365 29.200 gün batımı yapar. Sadece bu kadar hakkım var. 29 bin... Allah doyursun. Bu daha ne istiyorsun? Maşallah. Allah doyurmasın diyeyim. Yani ne diyeyim işte, bilmiyorum. Ben de ne dediğimi bilmiyorum. Şimdi bakalım, bir şeyden özgürlük bizim seçimimize, karakterimize, yaratılışımıza, çeşitli koşullanış biçimlerine bağlı olarak verdiğimiz yanıttır. Örneğin topluma baş kaldıran bir genç özgür olmak ister. Karısından özgür olmak isteyen bir adam ya da kocasından özgür olmak isteyen bir kadın öfkeden, kıskançlıktan, umutsuzluktan özgür olmayı istemek, bunları da örnek verebiliriz. Bak yine anlaşılmaz bir dehlize girdi bu. Yo, gayet güzel, net, çok basit şeyler söylüyor. Yani tepkisel özgürlük bunlar. Kocadan bağımsız olacağım, özgür olacağım. Evet. Halbuki kocadan bağımsız olunca sadece kocadan bağımsız oluyorsun. Özgür olmuyorsun. Komikmiş. Dükkanı fazla büyütüyor orada yani. Ama bütün bunlar sizin özgürce, rahatça davranışınızı engelleyen belirli koşullara verilen tepkilerdir, yanıtlardır diyor. Diyor ki kişisel özgürlük isteriz. Ama bu geleneklerin, törelerin, alışkanlıkların olağanüstü önem taşıdığı bir toplumda yatsınır. O zaman başkaldırı gerçekleşir. Ben aslısıyım başkaldırının be abi. Ve gerçekten Tony, işte ben şunu dedim. Başkaldırı gerektirmeden kendi hayatımda bir hani çok ciddi bir devrim, büyük bir işte tsunami ya da çökerti, yer çökmesi falan gibi şeyler olmadan sürekli her günü tazeleye tazeleye ilke ile, ilkeli bir şekilde. Çünkü ilkesizlikle insan en sonunda bir başkaldırı gerekiyor. Tamam mı? İlkesizlikle birleşince özgürlük nedir bilmem ne filan falan diye kafanda bir devrim yaratman gerektiğini düşününce eğer o gün, yani o dönem, eğer sen özgürlük üzerine net bir şekilde, sarış bir şekilde düşünmediysen bir devrime ihtiyacın oluyor. Gereksiz de olabiliyor. Çok yani çok yorucu bir şey. Yani 40 saat tsunami olacak, aman evler, aman sonra yeniden ev gitti, yeni bir ova bul kendine, yeni ev düz bilmem ne. Çok uzun işler. Bunun olmaması için denizle, doğayla şey, iyi inceleyeceksin doğaya gidip. Orada işte toprak yapısına bakacaksın. Denizin nerelerde yükseldiğine bak. Orada set çekmesini bileceksin filan falan. Yani bir mühendislik gerekiyor artık ondan sonrası için. Çünkü deprem bölgesinde niye yaşansın ki abi? Düşünmemek için gidiyor deprem bölgesi. Mesela şey, dere yatağı. İşte koyma da dere yatağı burası. Dikme evini de oraya. Eşşol eşek. Yani değil mi? Git başka yere koy. Biliyorsun artık deprem bölgesi neresi, dere yatağı neresi. Yapma işte. İşte bu mühendisliklerden bahsediyorum. Bilgi de yani aslında özgürlüğe götüren bir şey. Bak şeydir. Şimdi bilgi, mesela bilgi toplayan artık şirketler var biliyor musun? Ve bu tehlikeli bulunuyor bazı filozoflar tarafından. Bütün bilgileri topluyor mesela Facebook. Ve bu bilgileri naklediyor. Şimdi Avrupa Birliği ile Facebook arasında bir papaz olma durumu var. Çünkü Facebook bütün bilgileri Avrupa Birliği'nden Amerika'ya transfer etmek istiyor. Ve Avrupa Birliği buna karşı çıkıyor. Tamam. Ve Facebook'ta en son bu şu bombayı patlattı. Diyor ki sen benim bu bilgileri Amerika'ya transfer etmemi engellersen ben de Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki faaliyetlerimi durdururum diyor. Yani hem Facebook hem Instagram'ı. 410 milyon kullanıcısı varmış Facebook'un Avrupa'da.
Yani sınırsız kullanım hakkı istiyor. Her şeyi yapabilsin yani, bütün verileri nakledebilsin. Bence burada Avrupa Birliği haklı abi. Facebook biraz kendini dinginlesin, dizginlesin. Hiç Facebook'la hiç işim hiçbir zaman olmadı. Instagram? Instagram'la oluyor. Çünkü biz bütün duyurularımızı Instagram'dan yapıyoruz. Hangisi abi daha çok kazanıyor acaba? Instagram mı, zaten Facebook mu? Zaten Instagram Facebook'un ku. Tam hangi şirket daha çok kazanıyor? Facebook daha fazla kazanıyor tabii ki. Instagram'dan. Tabii ki abi, Facebook hayvan gibi kazanmış. Şimdi sadece yaşlıların birbirine şeylerini yollamaları için. Ya çok komik bir şey dinleteceğim size ya. Bir dakika. Bir dakika dur bir. Ya şimdi bir dinleyici yazmış ki emri tersinden itaati tam kavrayamadım enişte, biraz açabilir misin? Ha. Diyor. Yani sadece sana böyle yap deniyor ve sen sadece onu yapmamak için davranıyorsun. O zaman da onun tersine mahkum etmiş oluyorsun kendini. Yani bu neye benziyor biliyor musun? Aşktan sonra, ilişkiden sonra nefret kalmasına. Nefret kalması hala ona karşı bir şeyler olduğunu gösteriyor bence. Çünkü gerçek boş vermişlik ona kayıtsız kaldığında gerçekleşiyor. Yine anlatamadıysam bilemeyeceğim artık. Evet Sayın Başkan, haberlere bakalım ya, mı? Ya dur şimdi, haberlere bakalım da. Kılıçdaroğlu çok muhalefet bir şey konuşmuş. Onu ben çalmak istiyorum. Hı-hı. Bakın haberim çok açık. Güzel. Ama kağıt oynamak yasak. Vatandaş kahveye niye gitsin o zaman? Oysa önlem alabilirsiniz. Dersiniz ki her oyunda sıfır yeni kağıt açacaksınız. Bitti, bu kadar basit. Ama bu düşünülmüyor bir. Akıllarına bile gel. Kahveler açık. Ya ne kadar güldüm bu sabah buna. Kılıçdaroğlu büyük muhalefette dev ilerlemeler yapıyor. Kahvehane verdi, kağıt oynamak nasıl yasak olur? İşte muhalefet budur. Evet, bir dinleyicimiz diyor ki tepkisel özgürlük aslında temelinde tepki gösterilen insana ve olaya yönelik sürekli bir kendini kanıtlama çabası. Bu da aslında gerçek bir özgürlük alanı değil de suni bir özgürlük alanı sağladığını gösteriyor diyor. Evet doğrudur. Şimdi haberlere bakalım. Bu TikTok dünyanın başına bela oldu biliyorsun, bir intihar videosuyla. Evet. Ve şimdi bir açıklama yapmış. Amerika'da yaşayan bir adamın Facebook canlı yayınında silahını ateşleyerek intihar etmesini içeren video Instagram, Facebook ve TikTok gibi platformlarda dolaşıma girmişti. Özellikle de TikTok'ta bu görüntüler başka videoların içine saklanmıştı. Başka görüntülerle başlayan bir videoda daha sonra buna geçiliyordu otomatikman. Bu yüzden kullanıcılar izlememeleri için video konusunda birbirlerine uyarılarda bulundular. Ailelere ise çocuklarını bir süre sosyal medyadan uzak tutmaları salık verildi. Şimdi diyor ki TikTok, bu benim suçum değil. Bu videonun dolaşıma girmesinden ötürü Dark Web suçludur. Bu yeni çıktı bu kavram Sayın Başkan. Dark web. Ay yeni çıkmadı, hep vardı. Karanlık ağ. Hayır, onlar internetin dehlizleri, çok acayip şeyler var. Çocuklar hep giriyorlar. Çok böyle çok sakat işler var. Yani çocukların hepsi girmiyor ama bu Dark Web bayağıdır bir dönüyor, evet. Ve ben kullanıyorum bu çocuk giriyor mu acaba diye. Dark Web kullanıcıların kimliklerini gizleyebildikleri için yasa dışı faaliyetlerin de gerçekleştiği ağlar için kullanılan bir tanımmış. Evet. Aha. Tabii bayağı böyle şey yani hayvan pornosu, kriminal porno, işte çocuk pornosu, Allah muhafaza neler neler dönüyor Tony. Hı. Aman aman aman, biz çok temiz çocuk, bir şey söyleyeyim, o kadar temiz hayatlarımız var ki bizim çocuklar. Arkadaşlar biz kendimizi böyle bir kaşık suda sürekli yargılayıp duruyoruz ama tabii bu da bir özür değil ama yani başkalarının çok manyak olması, ama dünya çok çok kirli be abi. Çok kirli, çok manyak dolu. Ama onlar kendi içinde. Eğer sen temiz bir hayat sürüyorsan o kirlilik sana bulaşmıyor. Bir şekilde bir korunma alanı, bir çeper örüyorsun. Çok mu gıcık konuşuyorum ya? Yo. Evet, bakayım mı haberlere? Tamam. Şimdi biliyorsun Amerika ile Çin arasında bir soğuk savaş. Eski Rusya'nın yerini Çin alıyor ve dünya yeni bir soğuk savaş mı bekliyor diyorlar Sayın Başkan. Soğuk savaş zaten hep yok mu ya? Eskiden Rusya ile Amerika arasında vardı. Şimdi Rusya'nın yerine Çin geçti. Çin Amerika arasında başladı. Ve şimdi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu var, 75.si. Koronavirüs yüzünden liderlerin video aracılığıyla yapılıyor.
Amerika Başkanı Trump önce ABD diyen bir politik uyguluyor. Ülkenin birçok uluslararası anlaşmadan çekilmesine neden oluyor. Ben oynamıyorum diyor, çekiliyor bu şartlarda. Çin ise kendi kabuğuna çekiliyor ve Birleşmiş Milletler'in en büyük destekçisi olarak gözükürken Fransa Cumhurbaşkanı da diyor ki dünyanın Amerika ve Çin arasındaki rekabete bırakılmaması gerektiğini söylüyor. Aslında evet. Bir soğuk savaş iyi de olur. Çünkü küresel bir ısınma var ya, o ısınmayı ılıklaştırıyor yani. Evet. Bu komiklikti yani. O zaman hemen buna yükleniyoruz. Evet, senin Krishna ne diyor bu konuda? Valla Krishna güzel şeyler söylüyor. Yani şey gibi, aslında her zaman bilinen şeyleri söylüyormuş gibi ama sen ondan okuyunca tekrar bir üzerine düşünüyorsun. Bak mesela şimdi dediği, diyor ki bak, ne kadar yüce, ne kadar hoş, ne kadar güzel olursa olsun ideallerimizin hiçbir anlamı yoktur diyor Tony. Çünkü olanla olmak gereken arasında çatışkı vardır. Olan önemlidir, olmak gereken önemli değildir diyor. Olan önemlidir. Senin ne olman gerektiği. Çünkü gereklilik bir tanım ya Tony. Evet. Sana biçilen bir değer ya olmak. Veya biçilmesini istediğin bir değer olmak gerekliliği. Şimdi bakıyorsun ya çok o kadar acayip manzaralar var ki gördüğün zaman, insanlarla bir araya geldiğin zaman çok acayip şeyler yaşıyorsun. Kendinizi bilmek kendinize yükleyebileceğiniz en zor iştir diyor. Ay'a gidebilirsiniz, yaşamınızda her şeyi gerçekleştirebilirsiniz ama kendiniz bilemezsiniz. Boş, körelmiş, aptal biri olup çıkarsınız. Hep paraya önem veren, hep böyle sosyal ilişkiye önem veren, hep bilmem ne işte seksi önem veren filan falan. Aptalın teki olup çıkarsınız diyor. Kendinizi bilmeden diyor. Hep böyle bir akıntıyla giden. Paraya önem de aynı şekilde akıntıyla gidiyor. Ayakları yere basıyormuş gibi durup aslında hep aynı akıntının içinde yüzme. Ya aynı şeyi yapıp durmak. Hiçbir şey düşünmeden Tony. Ben böyle bir döngünün içinde olduğuma uyandım. Aynı şeyleri, aynı ideallerin içinde. İdeal... Onun için sen diyordun ya, idealist olmak iyi bir şeydir diyordun bir gün, biz bir şey yapmıştık, tartışmıştık. Marx'a göre ise kötü bir şeydir, komünizme göre kötü bir şeydir idealizm demiştim. Ondan sonra bir sürü tartışma çıktı. İşte yok efendim, idealizm iyi bir şeydir. İdealizm ise ilkeyle karıştırıyoruz biz idealizmi. İdeal olan ile. Halbuki ideal nedir? İdeal ne? Düşünceden türeyen. Yani aslında yaptırım olan bir şey ideal denen şey. Bir başbakan, birinci sınıf bir mühendis ya da olağanüstü bir tekniker olsanız da yalnızca mekanik alanda işlersiniz. Öyleyse başkalarının sizin ile ilgili söylediklerini, kendinizin üstün bir varlık mı, küçük bir varlık mı olduğunuzu değil, kendinizi bilişin önemini, ciddiliğini duyumsayın. Başkalarının söylediklerini silip atın. Kendi zihinlerinizi ve kalplerinizi gözlemleyin ve oradan eyleme geçin. Gerçekten ne istediğine bak. Yani gerçekten ne olduğuna bak. O senin yapabilmen, başka biri için mi istiyorsun onu? Sen bir şeyi ne için? İşte burada tasavvuf devreye giriyor. Çünkü sen kendini bilmediğin için. Mesela bunu Allah rızası için yaptım dediğin zaman kendin, anlatabildim mi? Kendini bilmeyen bir insan, onun için en ilkel şey bu. Benim aslında tasavvuf bilmem ne falan bu kadar anlamaya çalışmamın sebebi ilkelliğimden. Çünkü bana daha iyi anlatıyor. Ben kendimi bilmeme olanak yok ki abi. Bir dinleyici arıyor Sayın Başkan. O zaman Allah rızası için diyorsun. Gidiyorsun, karşılıksız bir şey veriyorsun. Kendin için değil, beni sevsinler diye değil. Karşılıksız olduğu için. Günaydın. Günaydınlar Samet, ben merhabalar. Evet. Yayını alıyorum. Eyvallah Samet. Buyur kardeşim. Ya aslında ben size teşekkür etmek istiyorum. Daha öncesinde de birkaç sefer bağlanmaya çalıştım ama bir türlü fırsat olmadı. İlk hafta Karaburun'dayken bağlamaya çalışmıştım. Yazmıştım Tony Bey'e de, ben evlendikten sonra Karaburunlu olanlardan diye. Sonrasında neresindesin Karaburun'un Samet? Karaburun merkez aslında. Bu Karaburun içindeyiz biz. Eşim orada, oranın yerlisi. Annesi Ambarsaki diye bir köyü var Karaburun o taraftan. Sonra dedesi Kösedereli, üzüm şenliklerinin olduğu, festivalin olduğu yerler. Ben İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Aslen Karadeniz'im. Sonrasında üniversite vasıtasıyla eşimle tanıştık. Sonrasında bir şey söyleyeceğim. Bu Karaburunlar da biraz Lazlar gibi dik kafalılar ama, değil mi? Ya biraz böyle şeyler var, evet, bir farklı bir durumları var onların. Yörüklükten kaynaklandığını düşünüyorum ben. Ya da gerçi eşim de göçmen, onlardaki göçmeni, ama biraz böyle ekstra şeylik var ya, farklılık var yani.
biraz inatçılar, haklısınız. Bir de kavgacılar mı biraz? Ya kavgacı olduklarını düşünmüyorum. Aslında gerçekten hani diğer en azından benim yaşadığım coğrafyaya göre çok daha modernler şeyler. Yani farklı yer, kesinlikle anlayışlı var. Daha insancılar, insan ünlüsler de aynı zamanda. Ama şey yani biraz böyle bulundukları coğrafyadan mıdır? Ne de bilmiyorum. Biraz daha biliyorsun Karabur'un daha güzel İzmir'e göre. Ulaşım yıllarca daha zormuş. Evet. Şimdi yeni yeni yollar yapınca orası kalabalıklaşmaya başladı. Keşke hani medeniyete en azından bu noktada karşı yol falan yapılmasa, çünkü bozuluyor yani, kirleniyor deniz. İşte insanlar ne yazık ki doğayla yaşamayı bilmiyor, biliyoruz hepimizin. Evet, hepimizin ya, ben biraz Antalya'nın 80'li yıllarına benzettim. Şimdi Antalya'da hiç yol yoktu. Biliyorsun kötü bir yolu vardı. Zaten uçak da yoktu o zaman 80'lerden evvel Antalya'ya. Demir yolu da yoktu. Ve birdenbire yol yapılınca 80'den sonra hızla Antalya böyle 5 yıldızlı oteller falan filan oldu. Şimdi aynı şey sanki Karaburun'un başına gelmek üzere gibi mi? Ya gelmek üzere, çok haklısınız. Ben şöyle söyleyeyim size, yani ben yaklaşık bir 6-7 yıldır gidiyorum Karaburun'a, geliyorum. Yani tamam çok uzaktı. Biz eskiden böyle sahilden ondan giderdik. Balıklıoğlu'dan vesaire filan. Geze geze giderdim. Yol çok kötüydü, kabul ediyorum. Yani belki 2 saatte falan giderdiniz ama o yol o kadar keyifliydi ki kendimi hep böyle bir Yunan adalarında falan hissediyordum. Yani öyle söyleyeyim size. Ama şimdi o yolu yukarı aldılar. İnsanlar kalabalıklaştı. Bir de gerçekten hani bir şey tüketmekte çok iyiyiz ya. Gerçekten bu kadar iyi olmaz. Ya bir şey söyleyeceğim. Turizm giren yerin aslında daha kibar olması lazımken turizm giden yerler kabalaşıyor, kavgacılaşıyor. Ya aslında para giriyor işin içine. Haklısınız ama bir de şöyle bir var. Bu bir aslında bir kültür, bir yani nasıl söyleyebilirim tam olarak bilmiyorum ama bir böyle eğitimle alakalı. Şimdi Yunanistan'a gidiyorsunuz. Bir oradaki turizmin oraya sağladıklarına bakıyorsunuz ve doğanın korunduğu noktalar çok çok fazla. Samet, Yunan turizmiyle, Samet sözünü kesiyorum. Yunan turizmiyle Türk turizminin en büyük farkı ne biliyor musun? Buyurun. Tabak boyu abi. Türkiye'de mezeler miniskül tabaklarda geliyor. Tanırım. Patlıcanın kilosu 1 lira Ege'de ama o küçük tabakta ne kazanıyorsun be abi? Ben ekmeğime bakarım diyorsun. Ya ne kazanıyorsun? 1 liralık patlıcanı küçük tabağa koyma. Yunanistan'da hiç olmayan bir tabak boyu kullanıyor. Hani bütün üzüntüm bu olsun be anam be. Evet, devam edebilirsin ya. Samet. Yani hani öyle bir durum. Yani evet, biraz tabak boyutları farklı, haklısınız. Ama şunu ben gördüm ya, ona ben eminim. Yani insanlar o denizin kıymetini biliyorlar ve denizde oradan hayatlarını geçinme sağlığını bildikleri için, farkında oldukları için koruyorlar. Ve sizi de korumanız noktasında size hani yönlendiriyorlar. Bu çok doğru. Biz çok uyarı aldık mesela. Evet. Bizim arkadaş grubuna gittik. Tabii mühim niyetimde Türk'üz yani. Arkadaşlar içerisinde de böyle çok dikkatli olanlar oldu. Mesela hani yapmayın etmeyin dediler, uyardılar yani. Biz utandık gerçi. Gerçekten hani Türk olduğumdan utandığım böyle anlardan bir tanesiydi o. Ama böyle bir durum var ne yazık ki. Dolayısıyla hani Karaburun'da şu an hala çok bahçık, kimsenin bilmediği yerler var. Ben hatta size bir paylaşmıştım. Belki video atmıştım. Hamza Bükü diye bir yer var. Belki böyle atmıştım. Sen buraları biliyor musun Samet? Ya ben de şimdi böyle bir doğa merakı var. Şimdi beraber bir küçük bir ofor aracımız var. Biz kamp yapıyoruz sürekli. Dağ boyu geziyoruz. Karaburun'un o yaylı köylerinden tutun da diğer o bütün bakir koylarını. Sen numarasını al Samet'e. Sen alacağım. Seninle biraz kollaborasyon işbirliği yapalım Samet kardeş. Ya, sen tüyo ver. Elimden geldiği kadar yardımcı olurum. Özellikle mesela daha kut. Ya şimdi Karaburun'un o Karadeniz tarafları var. Eski yeni liman tarafları. Karaburun'un üç taraftan Çeşme'ye doğru giden yer var. Oralar çok bakir. Buralara Mordağ'a kadar yol yapıldığı için ben mesela Mordağ'ı çok beğenmiyorum. Sevmiyorum da. Ama oradan sonrası çok güzel mesela. Yani gerçekten değerlendirilmesi gereken. Yani Mor Doğan ve ötesi diyorsun güzel. Mor ve ötesi kesinlikle gibi. Aynen öyle. Haklısınız. Mor ve ötesi gibi. Yalnız dün bir güzel şey gördüm. Bir tweet gördüm de. Kadınlar böyle bayağı böyle çarşaflı kızlar metal müzik yapıyor. Elektro gitarlarla falan. Biri içkiliydi bilmem ne diye de bir hesap var. O da yazmış ki Nur ve ötesi. Nur ve ötesi. Ben bunu gördüm. Evet. Nur ve ötesi. Nur aslında bir ışık biliyorsun. Nur ışık. O da ışık. Bu arada ben çok fazla vakit almadan size bir konuda teşekkür etmek istiyorum. Gerçi yazmıştım ama. Ne üretmek istiyorsun? Teşekkür etmek istiyormuş. Teşekkür etmek istiyorum. Evet. Biz lisedeyken çok böyle
iyi bir yani eğitim almadık aslında için doğrusu. Özellikle felsefe bizim çok sıkıntılı olduğumuz, benim hiç de alışamadığım, biraz da hocamızdan kaynaklanıyor. Böyle çok bizi sevdirememişti ne yazık ki. Bugün bugündür de ben felsefeye karşı hep ön yargılıydım. Açık söyleyeyim. Yani bu benim bir şeyim. Kime karşı? Felsefeye karşı. Bir ön yargılıydım. Biraz eksikliğim var. Çünkü bana biraz şey geliyordu. Yani doğru bilgi vardır, yoktur. Ya bir doğrudur, bir yanlıştır. Hani genelde bize öğretilenler bu minvalin dışına çıkamadığı için, öyle bir derinlikte bir şey anlatılamadığı için, gerçekten bu benim için böyle bir şeydi. Bir şey söyleyeceğim. Sen ne iş yapıyorsun Samet? Ben aslında mühendisim. Bir şirkette de Ar-Ge müdürü olarak çalışıyorum şu anda. Ne gemici olarak? Ar-Ge müdürü. Aman Tony, sen de yani. Ama bir şey söyleyeceğim. Çok güzel. Ne var? Niye sinirleniyorsun? Ama yani çocuk her şey. Ne? Hayır. Çünkü kendini çok güzel ifade ediyor. Şimdi devam et felsefeden. Onun altını çizmek istiyordum. Evet. Şimdi tam böyle kendimle, yani aslında bazı şeylerin böyle farkına varmaya başladığım zamanlarda, sağ olsun Mesut Süre vasıtasıyla sizin yayınlarınızı, yani sizi tanıdım. Yayınlarınızı takip ediyorum. Böyle 9-11 arası benim bütün iş planlarımı ona göre yapıyorum. Böyle kulaklıktan bir taraftan sizi dinliyorum. Ya benim iç dünyama inanılmaz büyük katkılarınız oldu, dokunuşlarınız oldu. Ben bunun için size gerçekten çok teşekkür ederim. Ve felsefeyi mi sevdirdik sana? Vallahi sevdiğim, özellikle Diyojen, Platon mesela, hani geçen 10 Mart, ben bazen podcastlerini tekrar dinliyorum. Hı hı. Mesela 10 Ağustos tarihli yayınınız benim için efsaneydi yani. Öyle söyleyeyim. Teşekkür ediyorum her şey için. Sağ olun. Sen de sağ ol. Kendine iyi tamam, bak. Tamam, sağ ol. Seninle şeye gireceğiz. Tamam. İletişime, Karaburun mevzunu. Çünkü devam edeceğiz Karaburun turlarına. Biz de çok beğendik. Çok baki yerler var. Şu anda tam bizim çeşidimiz. Şu anda kapan mesela şey zamanı, kefal zamanı. Evet. Çok lezzetlidir. Tam zamanı tavsiye ederim. Ben ama daha çok şeyi seviyorum Samet. Sarı kulak kefalisi. O şimdi geliyor galiba, değil mi? Ya Eylül, işte Eylül sonu, Eylül'den itibaren kefal zamanı. Zaten zıkkın yorurlar onu vesaire filan. Keyifli olur. Sıcak, yani taze olur. Çıtır çıtır, çok lezzetlidir. Tavsiye ederim. Evet, çok beğendik biz de. Yedik yemeklerde. Okey, kendine iyi bak. Niye gelmedin pek gezide, bir kendini belli etmedin? Çekingen misin? Ya aslında değilim ama sizin olduğunuz zaman da benim programım çok hoşmuş. Yoksa ben size böyle geçerken bir uğramak istiyordum. Dolayısıyla hani başka zaman artık kısmetle görüşürüz. Bir dahaki Karaburun gezisine Samet. Samet. İnşallah. Tamam Samet, hadi hoşçakal. Hoşçakalın. Sağ ol, bay bay. Evet, haberlere bakıyorum. Tamam. Yoksa sen bir şey söyleyecek misin? Nine. Verdiğin mesajlar bitti mi? Ama ayıp ediyorsun ya, böyle bunları böyle bak. Şimdi vereceğim mesajlar şey, bitti mi de ne var? Kardeşim, burada biz bir şeylerden bahsediyoruz, kitabı tamam. Okuyoruz. Üstelik senin de sürekli verdiğin mesaj bu, verdiğin mesaj. Ben mesaj falan vermiyorum hiç. Öfkelisiniz, şiddet yüklüsünüz, acımasızsınız, nefret dolusunuz, hoşlanmıyorsunuz. Güvenliğimizi bedeli ne olursa olsun koruyorsunuz. Gerçek olan bunlar. Sizin şiddet yükü olmayışınız hiçbir canlıya şiddet göstermeyişiniz değil. Bunlar çok saçma. Yani bu kadar. Söyleyeceklerim bunlar. Evet. O zaman ben bir WhatsApp'ta kendini yok eden fotoğraflardan bahsetmek istiyorum. Kendini yok eden fotoğraf mı Tony ya? WhatsApp'a bir özellik yakında kullanıcılara sunulacak. Snapchat'ten tanınan süresi dolan medya özelliğinin WhatsApp'a da geleceği öne sürülüyor. Yani bir fotoğraf yolladım. Belli bir süre o fotoğraf yok olacak. Bence güzel bir yani uygulama. Yani hikayelerdeki gibi. Aynen öyle. Güzel bir uygulama. Bence niye kalsın güzel ki? Abi niye kalmaz? Onların elinden kalacağı. Alo. Allah Allah. Ben arşiv olarak üstelik albüm olarak Instagram'ı... Bir hatta bir dinleyici. Anladık da yani ben arşiv olarak kullanmak istiyorum onu. Onlara ne benim neyi silip silmeyeceğim. O zaman Snapchat ekran fotoğrafı. Onlar alırsın. Yeni bir uygulama getirecektir. Bunlar para kazanacaktır. Instagram'ı eritmeye çalışıyorlar. Şimdi mevzu bu. Günaydın. Günaydınlar. İyi yayınlar diliyorum. Başkanım ve Tony işte. Kiminle? Bu ses tanıdık bir ses bu. Öyle mi? Evet, daha önce bir kere konuşma fırsatı bulmuştuk. Yalnız çok özür dilerim, şey söyleyeceğim. Adam benim değilsiniz. Çok fazla adam değilsiniz. Çok özür dilerim, şunu söyleyeceğim. Adam değilsiniz. Estağfurullah, benim sesim bana çok fazla sekiyordu da onu belirtmem gerekiyor. Seküler bir insansın demek ki sen. Evet. Sana sekiyor mu dedin? Sekiyormuş ona. Ne güzel bir tabir bu, sekiyor. Evet ya, sekmek. Sen ufakken seksek oynar mıydın çok? Ne hep anlayamadım Tony'in işte. Ufakken seksek mi oynardın çok?
Ooo, başkanımın bir zil vakti geldi herhalde. Ama cevap alamadım. Emrin olur. Zaman zaman, yani çok başarılı olduğum bir oyun değildi açıkçası ama zaman zaman oynadık tabii. Sekseye düşkün değildin yani fazla. Yok. Peki. Tony sen de bu esprilerini kafamızı sekiyorsun. Ya dün de, ya ben bir de bazı şeyleri espri olarak yapmıyorum, tamam mı? Dün bizim arkadaşımız var, bu da hem dinleyicimiz hem arkadaşımız olduğum an onunla pazara gittik. Çok da keyifli oluyor pazardan zevk alan biriyle gezmek. Çünkü Ayça Şen pazarda telefonuyla geziyor. Telefonuna ben bakıyor. Ben hiç sevmem pazara gitmeyi. Sonra gidip, eve döndüğünde şu eksikti bu eksikti diyor bana. Pazarda çünkü pazarda değil. Anladın mı? Neyse orada gittim ama, bir karnabahar yemeğini çok seviyorum. Çok özür dilerim, araya girebilir miyim, pardon. Ya pazar o kadar bildiğimiz bir yer ki artık ilkokulda hocaların ilkokul birden beri bize hep resmini, resim derslerinde pazar resmi çizilirdi. Artık pazarda bilmediğimiz hiçbir şey yok. Sen öyle san. Sen öyle san. Pazarda beni Yasin dün ne dese beğenirsin. Abi sen gelince güldürüyorsun diye mal almasam da olur bedava harcayayım geliyor dedi. Ay. Evet seni dinliyorum, sonra devam ederim ben. Evet. Ya böyle modu düşürmek de çok istemiyorum da az önce konuşulan bir konu beni böyle uzun uzun düşünmeye itti ve bunun hakkında konuşmak istedim sizinle. Tepkisel özgürlükten, ideallerden bahsetmiştiniz. Evet. Şeyi düşünüyordum ya, şimdi ben adın, daha önceden adın de... Ne? Adın ne? Yaşın kaç? Tabii, Büşra ben, 23 yaşındayım. Tamam. Psikoloğum, yeni mezunum. Şimdi şeyi düşündüm ya, böyle yeni mezunum... Bu bir kıza aşık olan Büşra mısın? Ha. Evet. Bravo Tony. Evet. Ne oldu, aşkın hala karşılıksız mı? Loy 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 loy. Bu ne şimdi? Evet. Durum stabil, yani hiçbir şey değişmedi. Ben artık da bir tık daha iyiyim. Böyle yavaş yavaş iyileşme sürecindeyim. Onun yokluğuna alıştın mı Büşra? Yani alıştım değil de böyle de yaşanıyor. Yani her türlü yaşanıyor. Hayatta insan neleri bir şekilde kabul edip devam ediyor. Devam etmek zorundasın yani. Hani haliyle bu şekilde de devam ediliyor bir şekilde. Tamam. Evet. Teminki mevzuya gelelim. Evet, şey düşünüyordum ya. Şimdi ben yeni mezunum diye bulunduğum her ortamda, hı hı, ya sen kimsin bile demeden önce işte ne yapacaktın, sen şimdi ne çıktın falan diye bir muhabbet dönmeye başlıyor. Evet. Ve insanlara şeyi anlatmaya çalışıyorum. Ben akademisyen olmak istiyorum. Biraz böyle hani gerçekten merak eder gibi soranlar olunca ben de gafil avlanıp oturup anlatıyorum. Ya işte şöyle şöyle şeyler istiyorum, şöyle şöyle gelecek planlarım var vesaire diye. Karşıdan bir kişiye bir tepki geliyor. Ya işte affedersiniz ama ailemin angutu sen misin ya? Bak kız sen oldan şunları şunları yapsam hani yolunu bulursun affedersiniz. Yani böyle bir tepki gelince durup şeyi düşünüyorum ya. O kadar böyle idealler konusunda, hayattaki önceliklerimiz konusunda küçük bir kalıba sığdırılmaya alışmışız ki onun dışına çıkmak isteyen en ufak bir şey gördüğümüzde, evet, bir insan ya, gördüğümüzde, bir durum gördüğümüzde zerre tahammülümüz olmuyor. Böyle çıldırıyoruz. Sanki hayatımız konusunda bir tehdit algılıyor gibi oluyoruz. Halbuki o kişiyi hiç bağlayan bir durum yok ortada. Ama böyle kafayı yiyor komşudaki ve ben böyle hayrete düşüyorum. Ya gerçekten bu kadar korkulacak, bu kadar tepki gösterecek bir şey mi var? Tamam, senin bildiğin o. Hayatta istediğin o. Dediklerin onlar. Tabii ki bunları kovalayabilirsin. Bu da senin hayattaki çizgidir ama bu tek doğrudur ve izlenmesi gereken en makul yol budur diye bir şey söylemek bana çok saçma geliyor. Yani bu da az önce işte siz bunlardan bahsedince şeyi düşündüm. Bir şekilde o çoğunluğun ezici gücü vardır ya her konuda olan, hı hı, sosyal hayatta da olan. Onu artık o kadar hissetmeye başlamışız ki hayal kurarken bile çoğunluğun ezici gücü böyle kafamıza dank diye iniyor böyle ve neye uğradığımızı şaşırıyoruz. Ben bu duruma çok üzülüyorum ama ve yine de bu sadece üzülmüyorsun içinde, bir yerden sonra bir bakıyorsun ki içine düşmüşsün. O küçücük küvetin içinde milyonlarca insanla daracık şeyin içinde yüzmeye çalışıyorsun. Yer yok halbuki. Ama ben burada şu yöntemi daha doğru buluyorum Büşra. Yani çoğunluğun bu ezici gücüne karşı çoğunlukla savaşmak yerine iç kaleyi güçlendirmek lazım.
Enerjiyi içe vermek lazım. Dışla savaşa değil. Evet, çünkü neden dışla savaştığın zaman dışarısı bir büyü alanı gibi. O büyüye kapılmaya başlıyorsun. Hipnoz alanı. O evet. Hipnoza kapılıyorsun. Sen tam savaşırken bir dakika ya ben savaşıyordum şimdi ne oluyor? Aa onlarla beraber hareket etmeye başlamışım diye kendini yakalıyorsun. Ama şanslıysan erken yakalıyorsun ve müdahalede bulunabiliyorsun. Bir de bakıyorsun ki 50 yaşına gelmişsin. O dansın içine girmişsin. Evet. Peki yani sen şeyden mi sıkılıyorsun? Psikolog olarak seni görüp hep o şekilde şey yapıyorlar. Ondan yani aslında bunu tek böyle meslek alanı olarak indirgeyemeyiz onu işte. Ya çok ezbere kariyer planları vardır ya. Yani gelecek planları çok ezbere ve daha garanti yoldan, daha güvenli alandan devam eden. Evet. Yani enteresan bir ülke. Mesela bizim ülke, dün bir patrona bir röportaj koyduk. Ayça'nın kuaförüyle konuştuk. Evimize davet ettik. Çünkü kuaförler ve berberler aslında psikologluk da yapıyorlar. Bilmiyorum biliyor musun bunu? Değil mi? Evet kesinlikle. Ha, yani ben neden kuaförler ama? Psikologluk yapıyorlar. Sen de psikolog olarak arada kuaförlük yap mesela. Değil mi? Böyle karşılıklı bir iş alanı paslaştık. Ama ben neden yaptım? Onu Patreon'a koydu Tony. Aslında onun sonu çok daha şahaneydi de onu kestik ya. Çok varoş bir bölüme bağlanıyordu olay. Fakat ben bu kızı neden biliyor musun davet ettim? Tony çünkü o kadar ezber bozuyor ki. Böyle gelen bir müşterisi normalde çok işte bilmem ne hanım bana penseyi verir misiniz? Yok bilmem ne tarayanı verir misiniz bilmem ne hanım? Falan diye bağırırlar ya birbirlerine. Halbuki müşteri yok ya diye konuşan insanlar birdenbire sen geldiğinde birbirlerine hanım bey demeye başlarlar kuaförlerde özellikle. Ondan sonra neyse bu kadına bir gün dedim ki ya Tony'nin de tırnağı batıyordu dedim. Erkeklere pedikür yapıyor musunuz dedim. Dedi ki hem de herkes oradaki. Aa hem de mutlu sonlu dedi. Sonra da aa dedi güldü. Aa siktir dedim ne kadar ezber bozan bir kadın. Geldim hemen Tony'ye dedim böyle dedi. Herkesin içinde. Aa hemen radyoya çağıralım onu konuk yapalım dedi. Geldi ilk önce çok felsefeyle başladı. Fakat sonunu aşırı varoş. Yani biz de böyle acite. Bizim bile acite olacağımız kadar varoş bittiği için o bölümü kestik hıyar gibi ya. Şimdi o bölümü de, dediğin o cümleyi kestik. O cümleyi ya. Kestik ama şimdi de orayı yana yakıla aradık bulamadık ya. Keşke işte sansürcülüğün sonu. İyi de o kelimeyi veremezsin. Verirsin diye. Patreon'da verirsin abi. Yani işte böyle. Yani ezber bozan insanlar bizi çok eğitiyorlar aslında ya. Ne acayip değil mi? Ezber bozucu insanlarla arada görüşmek lazım ki bizim radyomuzun da bence böyle ufaktan böyle ince de olsa bir görevi var. Anladım. Kesinlikle. Tam da ona bağlayacaktım. Ben sen bağlamadan ben bağlayayım dedim. Başkanım her zamanki gibi zihnimi okuyorsunuz, kalbimi okuyorsunuz. Vay kardeş. Dediğiniz gibi işte böyle insanlara karşı ya da bu sisteme karşı başkaldırı hani dediğiniz noktaya varıyor falan ya bu tepkisel özgürlük konusu bunu da bundan düşündüm. Bir yerden sonra şeyi fark ettim. Ya bunlarla ve bu tarz düşünce tarzlarıyla böyle bu insanlarla mücadele edeceğimi, kendimi keşfedeyim, kendimi gerçekleştirmeye yönelik ne yapabilirim onu düşüneyim. Yani... Bu çok daha insana artıları olan ve çok daha nasıl diyeyim olumlu anlamda geri dönüşü olan bir yaklaşım doğru. Bence. Biz bunu yaptığımdan beri de çok büyük faydasını görüyorum. Aynen acizane bunları konuşmak sanki şey gibi bir tane görev bir rol var. Herkes farklı mesleklerde aynı rolü oynamak zorunda gibi. Tek bir insan çeşidi evet. Var. Ve herkes işte mühendis olarak, kuaför olarak, bakkal olarak, yani bulunduğu sosyoekonomik sınıfa ait olarak ama tek bir insanın varyasyonları gibi olmak gerekiyor. Çeşitlilik, renk istenmiyor. Çünkü ne kadar çok olunursa o kadar onları idare etmek zor olur diye... O yüzden tek evet. Çeşit bir insan isteniyor. Onun farklı modellerini istiyorlar. Farklı şey, tek marka. Aslında psikologlar da ruhumuzun kuaförü mü Büşra? Hiçbir açıdan bakmamıştım ama. Değil çünkü keller var. Keller gitmiyor kuaföre. Onların daha mı ruhsal bakıma ihtiyacı? Tony de sevdi bu kuaförü galiba. o pedikür olacak. Yapılacak o mutlu sonu. Bir şey söyleyeyim. Ayça Şen beni pediküre götürdü. Normal çıkan tırnaklarım o pediküllerden sonra 2-3 defa gittim. Gitmez olaydım. Ters çıkmaya başladı tırnaklarım. Şu anda cin oldu. 3 harfli. Ayakları ters duruyor. Eskiden sabahın çok erken saatlerinde 4'te kurumsalda çalışırken bir de ufak bir ekibim vardı ayıptır söylemesi. Onlarla radyo programı ekip vardı yani demişlerdi öyle bir ekip kur Ayça falan diye. Ben de çok sevdiğim arkadaşlar. Ama her sabah evet cin kontrolü, ayak kontrolü diye bakardım. Çünkü sabahın o saatinde ancak cinler gelir onların yerine. Bakardım bir gün Carlos'a bir baktım ayaklar ters. Anneni yiyeyim dedim tamam cinlere karıştı.
Peki, öpüyoruz seni. Hadi hoşça kal. Bay bay. Hoşça kalın. İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere. Bu ne tatlı bir kız ya. Vallahi evet, 10 numara bir çocuk bu böyle. O 23 yaşında ama kafa süper. Ama herifle ben ilk tanıştım, böyle o kadar gereksiz şeyler yapıyor ki, ben de böyle o sırada evlilik, erkeğin görevi, kadının görevi. Halbuki ulan sen marjinal getirmişsin bunca yıl. Birdenbire mevzu evliliğe bağlanınca niye böyle oluyorsun, o gün hayvan büstün diyor. Deniz kenarında oturmaya gidiyor ki abi diyor, one night stand yapacaksın diyor. Çatal dilli, böyle her tarafı piercing, saçlar böyle diyor punk bir kızla yatıyorsun, sabah kalkar kalkmaz elinde mumla çayda çıra oynamaya başlıyor diyor. Harbiden öyle, ama bu kadın formatında var işte, yani kadının formatı hemen çayda çıra böyle yürüyormuştur. Böyle elinde mumla böyle böyle yürüyormuş punkçı piercing. Hemen çayda çıraya bağlıyoruz. Hakikaten biz kadınlar niye böyle? Hay Allah ya. İşte böyle, ben de sonra Tony böyle bakıyordum. Ne kadar gereksiz şeylerle uğraşıyor. Şuna pa 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 filan diye bir uzaktan bunu kesiyordum. Gıcık kapıyordum. Niye? Ya aşkımızın en yüksek, en tılsımlı zamanlarında gıcık kapıyordum. Niye mi? Evet. Çünkü işte çayda çıra kafası. İstiyorum ki çayda çıra oynarken hep istiyorsun ki belli bir işi olsun, geliri olsun. Böyle saçma sapan işlerle şey yapmasın, beni baksın. Beni bakmak. Erkeğin geliri olsun, kadının gideri olsun. İşte abi her şey ne kadar yalan dolan lan. Düşününce şimdi harbiden her şey. Şimdi benim ta o 10 sene önceki o ezberlerimle kurduğum, kafamda kurduğum ve nasıl da aptal sebeplerle kendimi zehir ettiğim o yıl, kaç yıl zehir ettim kendime ya. Niye bu herif niye normal olmuyor? Niye bu herifte bilmem ne olmuyor? Hep işte onlar hep toplumun iç sesleri. Hay toplumun amına koyayım hakikaten ama ya. Kızmayalım Sayın Ayça Şenses. Evet, bir programın daha sonuna yaklaşıyoruz. Sürken, Mısır'da sizlere biraz. Bak, Mısır'da 2500 yıl öncesine ait yeni 27 lahit bulunmuş abi. Yeni bulunmuş bunlar. Bu Mısır'da amma acayip bir yer ya. Ne manyak heriflermiş ya. Sürekli lahit. Ulan ne kadar önemsiyorlarmış kendilerini. İki tane merkez var bak antik dünyada. Bir Çin, bir de Mısır. Antik Çin mezarında da gizemli bir sıvı bulunmuş Ayça. Sıvı mı? Evet, 2500 yıllık bir sıvı bu da. Ne demek, ne sıvısı ya? Ne saçmaymış. Şimdi bu sıvının ne olduğunu araştırıyorlar ve bu kanamayı durdurmak ve iltihabı azaltmak için kullanıldığı bilgisini vermiş. Aynı Çin ve Mısır'da ikisi de tıbba çok düşkünler. Hadi ya. Ha, kanamayı durdurmak için abi, evet. Ya. O zaman programımızı hemen bir Red şarkısıyla kapatalım. Çok seviyorum bu çocukları ben ya. Ya bir şey söyleyeyim, biz bu ben hiç daha önce böyle çok çağ dışı zamanlardan kaldım ben. Hı-hı. Bu röportajlar olana kadar insanların hiçbirini tanımıyorum ama duyuyorum bir yerden. Sonra hiç araştırma yapmadan bodoslama röportaj yapıyoruz insanlarla ve öyle tanıyorum, tamam mı? Hı-hı. Ve bu Doğan Duru'yla, Red grubundan Doğan Duru'yla röportaj yaptım. Herkes dedi ki ya çok kibirli bir insandır o. Hiç değil. Hiç, ana biz ama röportaj, bilmiyorum ki ben tabii kibirli bir imajı varmış. Bizimle cillop gibi 10 numara çocukmuş. Dünya tatlısı bir oğlan çıktı. Meğersem insanları yargısız bir şekilde karşıladığın zaman ve sen olduğun zaman herkes de sen oluyor. Sen neysen karşıdaki senin yansıman oluyor abi. Bir çok dürüst bir adam. Çok... Bir de o çakma entellerden değil. O çünkü çakma entellerin en büyük özelliği ne biliyor musun? Anlaşılamadıklarında hoşnut oluyorlar. Ha, vay 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 vay. İşte bu çocuk çok olduğu gibi. Ben çok sevdim bu şey Doğan Duru ve Red grubunu. Zaten şu aralar benim en beğendiğim Türk pop şey ne? Rock. Bir de egosu da yok. Mesela İtalya'ya gitmediğine pişman mısın dedim. Bir soluk aldı ve pişmanım dedi sonunda. Yani normal egolu insanlar yok değil falan filan böyle bağlarlar. Evet evet. Böyle bir şeyi yok yani. Evet, ben çalayım o zaman hemen, bir vedamız şeyden, Red'den gelsin madem. Bugün o kadar kadınlar amamı var mı? Bir de var. Bir 13'te. Bunları da söylemek lazım tabii, Sayın Başkan. Bugün saat 13'te kadınlar amamı ama Selin yok. Selin ipnelik peşinde. Selin gelin oldu galiba. Selin olmuş gidiyorsun. Ve biz o yüzden Özlem'in Üslem Kuş'la yapacağız. Hepinize hoşça kalın derken Red'den bir Kanı Yorduk şarkısı da çalalım. Demin hani virüs şey yaptık ya böyle. Evet. İşte bye bir bye. Sıvı bulundu filan. Hoşça kalın. Yarın sabah 9'da görüşmek üzere. Allah sizlere. Bay bay.